Elektrik sembollerinde hala standartlı bir türlü oturtamadık. İşte okullarımızda kumanda devrelerinde Amerikan normu kullanıyoruz. Öğretilmesi kolay olsun diye. Amerikan normunda çok fazla projeyle karşılaşma olasılığımız yok. Çünkü tüm teknik çalışmalarımız hemen hemen çoğunu Avrupa ile yapıyoruz. Bundan gelme bir alışkanlık var. Eski Alman normundan gelme bir alışkanlığımız var. İşte TSE'nin daha önce çıkartmış olduğu normla ilgili kalan hala semboller kullanılıyor. Ama TSE artık norm çıkarmıyor. ISEE normlarını TSE'ye yayınlıyor şu anda. Yani TSE'nin elektrik sembolleri ile ilgili çıkarttığı bir norm yok. ISEE normunu kullanıyoruz. ISEE'nin eski normlarını kullananlar var. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir video hazırladım. Bu videoda ISI normlarına göre yüzlerce elektrik sembolünü değerlendirdim. Özellikle elektromekanik kumandada kullandığımız sembolleri, sembollerin isimlendirilmesi ve numaralandırılması konusunda bu videoda detaylı bilgiler verdim. Umarım işinize yarar. Aslında bu konunun uzmanı profesörü sevgili arkadaşım Dinçer Esentaş. Bu videonun hazırlanması sunumun hazırlanması sırasında kendisinden oldukça destek aldım bu işin profesördür çünkü kendisi yıllardır proje içerisinde, proje çizimi uygulaması içerisinde olduğu için kendi tecrübeleri çok fazla. Aslında benim niyetim bu videoyu kendisiyle beraber hazırlamakta ama çok yoğun çalıştığı için ne o İstanbul'dan İzmit'e, Kocaeli'ye gelebildi ne de ben buradaki barınağı kedileri bırakıp İstanbul'a gidebildim. Bir türlü buluşamadık. Zoom'dan da yapamadım çünkü detaylı bazı resimler var. Zoom'dan yaptığımız zaman HD videosu alamayacaktık. O nedenle bir an önce de konu önemli olduğu için videoyu çekmek istedim. Dinçer'den özür diliyorum. Dinçer bana kızacaktır. Hani hoca beraber çektik ne oldu diyecektir ama sevgili Dinçer yani bunu biraz daha beklesek muhtemelen AIS standartı tekrar değişecek. Yeni standartlara göre tekrar sunu hazırlamam gerekecekti. Danışmanlık proje ya da eplan eğitimiyle ilgili danışmanlık almak istiyorsanız Dinçer'i bulabilirsiniz. Dediğim gibi kendisi bu işin profesörü. Esent.com.tr'den kendisine ulaşabilirsiniz. Sevgili Dinçer tekrar bu videodaki katkılarından dolayı sana teşekkür ediyorum Şimdi iletkenlerden başlayalım. İletkenin genel gösterimi bu. Üçlü grup iletken şeklindeyse bu. Üç tane ayrı ayrı çizilmez. İşte ya üç tane çizik katılır, ya çizik atılır bir tane açılı bir çizik katıldıktan sonra iletken sembolün üstüne üstüne 3 yazılır. 3'e kadar genellikle 3 tane çizik atılıyor ama 3'ten sonra işte 4-5 ise tek çizikle üstüne 3-4-5 yazılabiliyor. Bunlar kablo tavası içerisinde çekilmiş iletkenler olur. Boru içerisinde çekilmiş iletkenler olur. Bu şekildedir. Eğer bir kablo içerisindeki iletkeni gösterecek olursanız işte bunu şu şekilde gösterebilirsiniz. Bu sembol çok fazla kullanılmıyor çünkü işte ekranlama ile falan karıştırıldığı için böyle bir sembol var ama işte ekranlama ile karıştırmayın diye bu sembol çok fazla kullanılmıyor. Daha çok tek iletken çizilip üstüne işte 3 x 2.5 H05VV-U şeklinde kablonun harmonize tip ya da Y tip ise Y tipi çıklaması yazılıyor. Bu gösterim bu şekilde. Eğer bir kablo esnek kablo kullanıyorsanız ne bileyim ana panoya piyano operatör panelinden ara bağlantısı falan yapıyorsanız yani seyyar bir kablo esnek bir iletken kullanıyorsunuz üstünde şu şekilde bir sembol getiriliyor. Ekranlı kabloysa kullandığınız kablo şu şekilde üstüne bir yuvarlak konuyor. Eğer Koaksiyel kabloysa bu, işte bunu mikrofon sembolüne anlatırlarsınız belki. işte bu şekilde bir sembol geliyor altında yuvarlağın altında düz bir çizgi var. Eğer kablonuz koaksiyel ve çift terminale çıkıyorsa, çift terminale bağlantısıysa yani şurada olduğu gibi. Bilmiyorum fareyi ne kadar görüyorsunuz ama ya da şurada olduğu gibi bu şekilde bir konnektör gösterimi var. Fiş priz konnektörlü bir şeyse, kabloysa bu, koaksiyel kabloysa. İşte burada dişi, burada erkek fiş sembolünü getiriyorlar. Mesela şurada resimde olduğu gibi. Bükülmüş iletkense üstünde şu şekilde bir sembol gelebiliyor. Ekranlı kablo örneklerini görüyorsunuz burada. Dikkat edecek olursanız ekranlanmış kablo. Şu şaseye da toprak anlamına geliyor. Burada ise yine mesela motor sürücüsünden motora giden kablo. Ekranlanmış bir kablo ve topraklanmış. Mesela burada bir enkoderin ya da bir sensörün işte yine kablosu topraklanmış, ekranlanmış bir kablo. Bunu daha çok şu nedenden dolayı yapıyorlar. Dışarıdan parazit olarak sinyal, bunun yanında bir manyetik alan oluşturan bir kablo olabilir ya da bir makine olabilir. Manyetik alanından dolayı kablo data kablosu üzerinde oluşacak gürültüleri engellemek için kablolar e bu şekilde ekranları haberleşme ve sensör kablolarını görürsünüz. Bu motor sürücüsünün çıkışında da yüksek frekans olduğu için yine bu kablo etrafı gürültü yayması yaymasın diye topraklanır. Burada az önce görmüş olduğunuz büklümlenmiş, büklümlü kabloyu şu şekilde göstermişler. Yine bu yine dikkat edecek olursanız bunlar haberleşme data konnektörleri. Bu konnektörler hem kendi içerisinde şurada gördüğünüz gibi ekranlanmış hem de büklümlü kablo kullanmış. Twist cable da diyorlar buna. Devam edelim. Nötr iletkeninde yine bir çizik var üstünde. Nokta var. Topraklama iletkeninde burada çiziğin üstünde şurada T gibi bir sembolü var. Pen iletkeni ise yani nötrle toprak birleştirilmişse bu TNC kompakt sistemlerde görürsünüz. Burada pen etkeni ise hem nokta hem T şeklinde bu şekilde gösterilmiş. Şu gösterimde bana 3 faz kablosunu gösteriyor şuradaki üç tane çizgi. Bununla birlikte bir tane nötr kablosunun olduğunu gösteriyor ve bununla birlikte de bir tane topraklama kablosu olduğunu gösteriyor. Yani aslında burada 5 tane kablo var ve işte bunun üstünde biraz sonra örneklerini göreceğiz. 3 çarpı bilmem ne artı bilmem ne şeklinde giden harmonize ya da Y tipi kablo normlarında ismi vardır. Yüksek akım ya da yüksek gerilimleri geçirdiğimiz kablolarda kablolar arasındaki endüktif ve kapasitif reaktansı dengelemek için bu kabloları belli sırayla yerlerini değiştiririz. Bu yeraltı kablolarında da olabilir. Bu hatta dışarıdaki yüksek gerilim ya da OG şebekelerinde de vardır. Yani direkler üstünde giden kablolar belli aralıklarla belli bir sırayla yerleri değiştirilir. Bu sembol bana faz sırasının değiştirildiğini gösteriyor. Mesela RST, TRS dikkat edecek olursanız kabloyu kaybedebilirsiniz ayrılmışlar. Bunun dediğim gibi kablo arasındaki endüklif ve kapasitif reaktansı dengelemek için yapılır. Bu topraklamanın genel semboldür. Topraklama pano içerisindeki bir topraklamayı gösterebilir ya da bir işte cihaza ait bir topraklamayı gösterebilir. Şu üstünde yarım daire varsa düşük gürültülü topraklama cihaza özel çekilen topraklamadır. Bu şu işte ana pano neyse bu ana panodan o cihaza özel bir topraklama çiz çekiyorsam bu şekilde çizilir. Bağımsız özel topraklama yuvarlak daire içerisine alınır bu daire içerisine alınır. Cihaza bağımsız özel bir topraklama çekiyorsan. Bu mesela daha çok fabrikalarda nerede karşılaşırsınız? Makinelerde. Makinelerin hemen yanında topraklamalar vardır. Hem pano tarafından topraklanır makine hem de makine gövdesi bulunduğu yerde fabrika zeminine topraklanacak şekilde yapılır. Bu o cihazı özel yapılmış. Sadece o cihazın topraklama çubuğundan ya da levhasından gelen topraklamayı gösterir bana. Bu şasedir. Cihaz içerisinde örneğin 24 voltluk bir cihazınız varsa işte eksi uçları şase olarak topladığınız yerin sembolüdür bu. Bu fiş priz bağlantıları konnektörü gösterir. Şu yukarıdakiler bana erkek pini aşağıdakiler bana dişi pini gösterir. Dikkat edecek olursanız bu erkek pin bu da dişi pin. Mesela fiş priz çoklu soketlerimiz vardır bu şekilde. Buralar erkek kısmıdır. Buralar dişi kısmıdır. Dikkat edecek olursanız burada da mesela çoklu bu konnektör var, bu erkek kısmı var. Bunu cihaz üzerine takılıyorsa nasıl gösterilir? Dikkat edecek olursanız cihaz üzerinde uygulaması da bu şekilde. DC gerilim gösterimi şu şekilde. Eğer bir filtreli tam doğru akım sembolü ise bu düzdür. Eğer bunun içerisinde switch modla falan yaptıysanız bunu nokta 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 altında ya da çizgi 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 şeklinde görebilirsiniz. Alternatif akımdan doğrultulmuş harmonikler olan bir doğru akımsa bu. Yine alternatif akım sembolünü ve aşağıda çizgi çizgi şeklinde görürsünüz. Bu artı artı polariteyi gösteriyor. Bunu biliyoruz. Mesela artı 24 volt artı polarite bana cihazlar üstünde L olarak da gösterilebilir. Mesela bu eksi bana eksi polariteyi aslında eksi polariteden ziyade birçok yerde bu bana şase gerilimini gösterir. Mesela 0 volttur bu. Parçalı bir kaynağınız var. Artı eksi olduğu zaman mesela artı 24, eksi 24 aslında bu 48 volttur. Bir de bunun orta şase ucu vardır. Mesela eksi de eksi 24 volt yazar. Şase kısmında 0 volt yazar. Ama genel olarak eksi polariteyi cihaz üstünde de M olarak görebiliriz bu bana şunu söylüyor. Diyor ki doğru akım devresi diyor 110 volt diyor tam doğrultulmuş bir gerilim diyor. 120 mm karelik diyor alüminyum iletken kullanılmış diyor. Bu ne? 2 çarpı artı eksi için 2 çarpı 120 mm kare ale alüminyumdan geliyor. Bakır olursa bakırda cu gösterilmez ama alüminyumsa iletken normlarında alüminyum olduğu ayrıca belirtilir. Fazlar L1, L2, L3'tür artık RST kalmadı. Yeni IC normlarına göre çok uzun süredir fazlar L1, L2, L3 şeklinde gidiyor. Nötürse N harfiyle gösteriliyor. Bir önceki normda yanlış hatırlıyor olabilirim. L0 gösterimleri falan da vardı ama şu anda en son normda N olarak gösteriliyor topraklamada az önce söylediğimiz gibi PE olarak gösteriliyor. Mesela şu ne? Aşağıda 3 ne? İşte sinüsoidal işareti 400-230 volt 50 Hz. Bu bana şunu gösteriyor. Alternatif akım olduğunu söylüyor bana buradaki sinüsoidal. 3 faz var. Artı bir tane slash'tan sonra N ne var. Nötr olduğunu gösteriyor. Fazlar arası bunun gerilimin 400 volt. Faz nötr arasındaki gerilimin 230 volt olduğunu ve frekansının 50 Hz olduğunu gösteriyor. Yine burada mesela iletken olarak gösterilmiş. 3 fazlı devre, 3 faz var. Nötr iletkeni var. Fazlar arası 400 volt. Faz nötr arasını belirtmemiş ama standart olarak 230 volt. Frekansı bunun 50 Hz. Şuradan 50 Hz'yi görebiliyorsunuz. Faz iletkenleri 120 mm kare, 3 çarpı 120 mm kare artı bir tane de nötr iletkeni var. Nötr iletkeni bazı sistemlerde fazdan daha düşük kesitlerde olabilir. Burada onu kullanmışlar. 50 mm kare. Cu yazmasına gerek yok. Burada eğer bir iletkense bu ale yazmadığı sürece bakırdır ama bu bir bara olsaydı örneğin bu gösterim bir bara da olsaydı mesela 40x10 bara ise bu yanına bakır bara olduğunu ya da işte e %20 ise tabi bu ölçüler milimetre cinsinden ale şeklinde ise bu bana alüminyum bara olduğunu gösteriyordu. Bu gösterim bana nötrü gösteriyor. Dikkat edecek olursanız nötrü etkeni neye yazabilir? Yanında daha önceki hatırlarsanız sembolden nokta da olabilir şu çizginin başında. Tam şurada. Burada topraklama kısmı belirtilmemiş. Bu nötr noktası topraklanabilir de topraklanmayabilir de. Onu belirtmemiş. Yani yıltılmış bir nötr noktası da olabilir. Mesela şurada gönörtörün nötr noktasını göstermiş sembol. Frekans gösterimi sinüsoidal AC bir gerilim olduğunu, 50 Hz olduğunu gösteriyor. Burada frekans 50, 60, 100, 200 gibi genellikle yazar ama bazen de bu frekans değerini yazmazlar. Çok nadir karşılaşırsınız ama mesela tek alternans, çift alternans ya da 3 tane alternans gösterirler. Bunlar kabaca şöyle bir fikir vermesi açısından burada belirtilir. Tekse düşük frekans, işte orta frekans ya da 3 tane ise yüksek frekans olduğunu bana anlatır. Mesela şebeke gösterimleri şu şekildedir. 3N işte burada sinüsoidal sembolü 50Hz TNS. Bu şu. Alternatif akım voltaj gösterisinde 3 faz nötr var. Frekansı 50 ve TNS şebeke. TNS şebekenin özelliği neydi? Nötr ve topraklaması ayrı olan. Bu C olabilir. C olduğunda kompakt birleştirilmiş yani nötrle toprak iletkeni pen olarak birleştirilmiş olabilir. TT şebeke olabilir ati şebeke olabilir. Bu e, şebeke gösteriminde TNS şebeke spiriter ayrı olduğunu gösteren bir yazım. İletken bağlantı noktaları bu şekilde gösterilebilir. Eğer sizin Çiziminizde bağlantı noktası bu şekilde üstüne nokta konmadan gösteriliyorsa işte kesişmeyen, birbirleriyle bağlı olmayan iletkenleri şu şekilde atlama şeklinde gösterebilirler. Bunlar iletkenlerin bağlantı noktasıdır. Klemens olabilir ya da başka şekillerde bir bağlantıyı bana gösterir. Bu iletken bağlantılarında biz normalde kumanda devrelerinde öğrencileri öğretirken buraya bir tane nokta korusuz. Şu mesela K1M'nin 13'ünden. S1'in 13'üne bağlantıda buraya bir tane nokta koruz ama daha önce PON uygulamaları yönelik bir video hazırlamıştım. Orada da bunu detaylı anlattım. Nereye bağlanacak bu? Hangi klemensle birleştirilecek? Onu anlatabilmek için iletkenin geldiği yön ve iletkenin gittiği yön bir şekilde burada belirtilir. Bunun anlamı şu, yukarıdan gelen iletken geliyor. S1 butonumun 13 nolu klemensine geliyor. Ve K1 meninde de 13'ünden çıkıyor. S1'in yine 13'ünde bu iki kablo burada bağlanıyor. Ek noktası haline getiriyor. Dikkat edecek olursanız L1, burada bir bara yok. L1 geliyor. Buradaki Q1 kompak şartlarının işte 1 nolu klemensine geliyor. 1 nolu klemensinde yanda başka bir eleman varsa dikkat edecek olursanız kablo şu şekilde gidiyor. Ona atlama yapılmış. Ya da burada mesela ileri geride köprüleme bağlantı nerede yapılmış? Q11'in burada 1, 3, 5 aşağıda iki kontaklarında yapılmış. Dikkat edecek olursanız Q12'nin biri gelmiş. Kablonun gidiş yönü kırık olarak aşağı gösterilmiş. Q11'in birinde bağlanmış. Aşağıda bağlantı nerede yapılmış? Q11'in 2, 4, 6'sında yapılmamış. Nerede yapılmış? Direkt motor klemenslerine inmiş. U ve W uçlarında. Dikkat edecek olursanız şu aşağı doğru kırıklar bana bunun bağlantısının motor klemensinde yapıldığını gösteriyor. Bu gösterim terminalin ya da klemensin gösterimidir. Mesela burada projem üstünde 3 tane klemens gösterilmiş. Aslında şu aşağıda nötrde de bir klemens olması gerekli. Burada termik rölenin 96 nolu kontağı direkt gidip buradaki 0 etiketli stop butonu 21 nolu kontağına girmemiş. Önce X5 grubundaki 4 nolu klemense inmiş. O klemensten çıktıktan sonra 21'e gitmiş. Mesela şuradaki bir etiketli start butonun 14'ü direkt kontaktörün K1'in A1 ucuna inmemiş gitmiş X5 grubundaki 5 no'lu klemense girmiş. Klemensleri X olarak isimlendiriyoruz. Bu X5, 5. grup, bir grubu ifade ediyor. 5. grubu ifade ediyor. Daha sonraki sayıysa işte 1, 2, 3, 4 o gruptaki kaçıncı klemens olduğunu gösteriyor. Yine hem klemensin grubu etiketlidir hem de klemensler zaten üzerinde 1, 2, 3, 4 gibi etiketleriyle gelir. Klemensler bazen işte bu sıra Ray Clemens ya da bir Jazz Clemens'i olabilir. Bunlar kare şeklinde de gösterilebilir. Bakın burada aşağıda kare şeklinde üstüne etiketiyle 1L, 1, 2, 3L, 2 5 ile 3 gibi gösterilmiş. Yine bu genel gösterim olarak daire şeklinde de etiketleri yanına yazılarak bu şekilde de bana klemensler, cihaz üstünde klemensler gösterilebilir. Bu sigortanın genel sembolü. Aslında şu sembol bana bunun eriyen telli bir sigorta olduğunu gösteriyor ama maalesef hani genel kullanım şekliyle de kullanılıyor. Burada şunu söyleyeyim. Her şey detaylı şekilde sembolize edilmeyebilir. Bazen genel sembolize edilmiş şekliyle orada gösterilir işte eleman ama bir de projelerin içerisinde detayları listenin olduğu kısım vardır. Örneğin der ki F1 yanına açıklama yazar, yanına ürün kodu yazar. Bu bana eriyen telli sigortayı gösteriyor ama otomatik sigortanın sembolünü biraz sonra göreceğiz. O daha farklı bir şey. Bunu kullanabilir. Açıklama kısmında işte ürün kodunu verir. Ürünle ilgili bilgi verebilir. Ama bu genel gösterim. Olsa da bilin ki bana bir NH gibi, bir buşonlu gibi, cam sigorta gibi eriyen telli sigortayı gösterir. Sigortalar Fuse'dan gelen F1, F2, F3 olarak isimlendirilirler. Bu mesela 16F V1 gibi bir etiket verilmişse benim sigortama 16. sayfadaki birinci sigorta olabilir ya da 245 F1 gibi bir etiket verilmişse makinenin ya da sistemin 245. alanındaki panodaki birinci sigorta olarak ne yapabilir? Etiketlenmiş olabilir. Bu projeyi çizenin etiketleme mantığıyla alakalı bir şeydir. Birinci sigorta mesela 245 pompaların olduğu alan panosu. Mesela işte 356 mikserin olduğu alan panosu gibi. Burada mesela 356 F7 gördüğümüzde mesela mikser panosundaki işte 7. sigorta, 6. sigorta neyse bana onu gösterebilir. Bu eğer tek kutuplu bir sigorta kullanıyorsanız onun genel sembolüdür. Bu da üç kutuplu bir sigorta kullanıyorsanız onun genel sembolüdür ama dediğim gibi bu sembol aslında eriyen terli sigorta olduğunu gösterir bana. Gelelim otomat sigortalara. Biz bunlara daha çok otomat ve otomat gibi isimler veriyoruz ama bunlar minyatür devre kesicidir. Bunların asıl ismi de MCB'dir. Bu bir kutuplu otomat sigortayı bana gösterir. Demin de dediğim gibi sigortalar F1, F2, F3 olarak isimlendirilir. Burada üstünde iki tane aslında özellik belirten kısım var. Şu termik korumayı belirtir. Kareye benzeyen kısım şu oksa. Bana içerisindeki kısa devrelerde açma yapan manyetik açıyı bazı kaynaklar manyetik salıcı da der. Onu gösterir. Bu normalde AC'de az önce işte 245 356 gibi başına gelecek olan sayının ne anlama geldiğini belirtmiştim bir önceki sayfada. Burada eğer bir doğru akım devresinde kullanıyorsanız FD1, FD2, FD3 olarak da bunlar isimlendirilebilir. Bu iki kutuplu sigortanın sembolü. Şu aradaki kesik çizgi bunların mekanik olarak birbirlerine bağlı olduğunu gösterir. Bu da üç kutuplu bir otomat sigortanın sembolü Aradaki kesik çizgiyse yine bunların mekanik olarak birbirine bağlı olduğunu gösterir yani fazlardan bir tanesi açtığında diğer fazı ya da diğer iki fazı birden açma yaptırır. Bunda da yine isimlendirmesi F1, F2, F3 olarak gider. Normalde buraya yazmamışım ama sigortaların giriş klemenslerinde de numara vardır. Yukarısı 1, aşağısı 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sigortaların da klemenslerinde sayılar vardır. Şu biraz garip bir ürün. Bu ürün okuldayken bir yerden bir cihazdan söktük bol miktarda. Bu ürün şu. Bu da yine bir sigorta. Otomat sigorta. Yine isimlendirmesi F1, F2, F3, F4 neyse o şekilde gidiyor. Termik eleman sembolü yok. Sadece burada kısa devrede açma yapan bobinin olduğunu gösteriyor bana. Bu termik koruması olmayan sadece kısa devre ve yüksek arıza akımlarında açma yapan manyetik sigorta olduğunu gösteriyor bana. Bunu demir araçlarında ya da buna benzer özel uygulamalarda bu ürünler kullanılıyor. Bu mesela MCC bir kompakt şalterin manyetik kompakt şalteri değil. Bu bir sigorta sembollerinde gördüğünüz gibi. Ama içerisinde termik koruması yok. Sadece kısa devrelerde açma yapan bobin var. Otomat sigorta yani MCB'yi bazı ürün kutularında ya da kataloglarda bu şekilde görebilirsiniz. Bu aslında eski din normu ya da VD'den gelme çizimler, semboller. Dediğimiz gibi otomat sigortaların, MCB'lerin IEC standartındaki son hali bir önceki sayfada gösterdiğim şekliyle. Bu sigortalı klemens olduğunu gösterir. Yine F1, F2, F3 neyse bu şekilde isimlendirilir. Üstünde bir led sembolü görüyorsanız bu da sigortalı ve ledli klemens olduğunu gösterir bana. Sigortaların hepsinde isimlendirme F şeklinde gidecektir. Biz kontakları butonlarda kullanırız, kontaktörlerde kullanırız, işte sigortalarda, şalterlerde, bu da benzer yerlerde kullanırız. Bu kontakların standart gösterim şeklidir. Bu normalde açık kontağım, Normalde kapalı kontağım enversör diye geçer ya da bazen yok diye duyabilirsiniz. Orta konumlu kontak şeklindedir. Bunlarda uyarı hep soldan sağ şekildedir. Yani soldan gelir uyarı sağa doğru bu kontağı kapar. Uyarı burada soldan sağa gelir. Bu kontağı şu anda kapalıdır açar. Burada da normalde kapalıyı soldan uyarı gelir sağa doğru. Normalde kapalıyı açar. Normalde açığı kapatır. Diğer kontakları bir sonraki sayfada bakalım burada. Bu normalde açık erken kapanan kontak sembolü, bu normalde kapalı geç açılan kontak sembolü, bu normalde açık geç kapanan kontak sembolü, bu normalde kapalı erken açılan kontak sembolü. Burada bir tüyo vereyim. Ne olduğunu nasıl anlayacağız şeklinde. Ha bunu çok fazla karşılaşmazsınız bununla. Daha çok erken kapanan ya da erken açılan kontak şeklinde göreceksiniz. Erken kapanan kontakta şurada bakın çeltik var ya şurası fareyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu normalden daha erken karşı tarafa kavuşacağı için buluşacağı için bu mesela erken kapadan kontak buradan aklınıza gelsin. Bunları nerede görüyoruz? Daha yeni videosunu hazırladım yıldız üçgen zaman ölçüsü ile ilgili. Yıldız üçgen zaman nasıl çalışıyordu? Buradaki yıldız kontağı erken açılan bir kontaktı. Kapalıydı. Erken açılıyordu. Daha sonra üçgen kontağı da ne yapıyordu? Belli bir süre bekledikten sonra şurada açılıyordu mesela sembolü tam olarak bu sembolü göstermiyor. Sembolde bazı eksiklikler var. Ne bileyim buraya da işte geç kapanan kontak sembolü falan konabilir. Bunu buldum hazırda. Bunu kullandım. Mesela burada gösterilmiş yıldız kontağı şu 18 nolu kontağa bakacak olursanız bu kontak şu şekildeki gibi erken açılan kontak sembolünü buraya çizmeye çalışmışlar. Bu erken kapanan kontakları servis paket şalterlerinde görürsünüz. Bakın şurada Q1 olarak gösterilmiş. Burada kontakların gösterimi doğru. Evet bu erken kapanan kontak ama burada Q1'i paket şalter şeklinde göstermemişler. Biraz sonra geleceğiz bunda sembolüne. Normal standart bir el uyarısı şeklinde göstermişler ama daha çok burada kontaklarla ilgileniyorum ben. Bu erken kapanan kontak servis şalterinin özelliği ne? Servis şalteri şu şekilde çalışır. Bunu motora yakın bir yerde, örneğin sıvı üstü bir kutu içerisinde kullanırlar. Normalde panodan enerjiyi kestiniz, güvenlik elemanlarını astınız, panoyu kilitlediniz, her türlü güvenlik önlemlerini aldınız, gittiniz. Bu motor klemenslerinde bir tamirat ya da işlem yapıyorsunuz. Bir de motorun yanındaki bu servis şalterini açarsınız, ki olası panoda aldığınız o kadar güvenlik önlemlerine rağmen bir sıkıntı olur, hatta enerji verirlerse, bu servis şalteri sizin hemen yanınızda gözle görebileceğiniz bir yerde. İşte şalter açık olduğu için motor klemenslerine o enerji ulaşmaz ve orada herhangi bir elektriksel kazaya neden olmaz. Buradaki servis şalterinin kontakları, ana kontakları 1, 2, 3, 4, 5, 6 erken kapanan kontaktır. Bu şu kısmı uzatmalı kısmında 7, 8, 9, 10, 11, 12 gibi kontakları görüyorsunuz. Bunlar da buradaki servis şalterinin yardımcı kontaklarıdır ve kumanda devresinde dikkat ederseniz kullanılmıştır. Bu yardımcı kontakları normal zamanlamaya sahiptir. Ana kontağı burada erken kapanan kontaklar. Erken kapanma esprisi de şudur. Servis şalteri normal bir besleme şalteri olmadığı için enerji altında açma kapama yapması istenmez. Ne demek istiyorum? Örneğin servis şalterini siz şurada açacağınız zaman, servis şalterini şurada açacağınız zaman siz bundan erken şuradaki mesela 11-12 nolu kontağını açar. Ana kontaklarından daha erken, daha önce 11-12 nolu kontağını açar. Kontaktörün enerjisini keser, kontaktör şebekenin enerjisini keser, şebekeden gelen motora gelen enerjiyi keser ve enerjisiz bir ortamda buradaki servis şalteri açma yapan ana kontaklarını ya da devreye alacağınızda servis şalterini kapatacağınızda önce 1-3-5 kapanır. 1-3-5 kapandığında kübür kontaktörünün devreye girme olasılığı yoktur niye? Çünkü şuradaki 11-12 bu ana kontaklardan daha sonra kapanacağı için burada örneğin eliniz start butonuna basılı olsun ve Şalter kapanır kapanmaz Q1 devreye girip burada kontaklarını kapadığında motora enerji versin bile düşünseniz. Buradaki ana kontaklar şuradaki 11 12'den daha önce kapanacağı için kontaktör devreye girdiğinde çoktan buradaki ana kontaklar kapanmış olacak. Erken kapanan, geç açılan, işte geç kapanan ya da erken açılan kontaklar bazı özel durumlarda kullanılır ve sembolleri de bu şekildedir. Şimdi gelelim kontakların isimlendirilmesine ve numaralandırılmasına. Kontakların üzerinde genellikle iki haneli bir sayı göreceksiniz. Bu iki haneli sayılardan burada ne var? 13, 14, 21, 22. Bu başta kırmızı olarak verdiğimiz onlar basamağındaki sayı kontak bloğunun sırasını, numarasını gösterir. Bu birinci kontak bloğu, bu ikinci kontak bloğu anlamındadır. 3, 4, 1, 2 normalde açık ya da normalde kapalı olduğunu gösterir. 1, 2'ler benim için normalde kapalı kontaklardır. 3-4'ler benim için normalde açık kontaklardır. Örneğin buradaki 13-14 değil de 23-24 alabilirdi. Bu ne anlama gelir? İkinci kontak bloğundaki 3-4 açık kontak. Bu da 21-22 değil de 11-12 olabilirdi. Bunun anlamı da birinci kontak bloğundaki normalde kapalı kontak anlamına gelir. Aynısını termik rölelerde de göreceksiniz. Mesela 95-96, 97-98 vardır. 1, 2 burada küçük sayı. 3, 4 ona göre daha büyük sayı. 95, 96'da da 5, 6 işte 7, 8'e 97'nin 7, 8'ine göre de daha küçük sayı olduğu için küçük sayılar bana normalde kapalı kontakları verir. Peki bu kontakları eğer ben buton olarak kullanacaksam nasıl uyarabilirim? Elle çalışma genel kullanım bu şekildedir. Bu sadece bunun elle uyarıldığını genel şekilde gösteren bir uyarı şeklidir. Bu basarak çalıştırmayı gösterir bana. Bu çevirerek döndürerek çalıştırmayı Gösterir bana bu acil durumlarda mantar başlı buton olarak kullandığımız uyarı şeklidir. Çekerek yukarıdaki neydi? Bastırarak çalıştırma. Aşağıdaki ise çekerek çalıştırma olduğunu gösterir. Bu ise bir anahtar mekanizmasıyla, örneğin arabalarda kontak anahtarı gibi anahtar mekanizmasıyla bir uyarı verdiğimi gösterir. Sıra anahtarlarında göreceksiniz mekanik uyarı olduğunda da mesela sıra anahtarıdır o. Onda uyarı şeklini birazdan göreceğiz. Bu normalde açık kontaklı butonum. Yay geri gelmeli. Ben bunu daha çok nerede kullanıyorum? Başlatma butonu, start butonu olarak. Çünkü basıyorum, kontaklar kapanıyor, bir şeyleri çalıştırıyor. Yani bir şeyleri başlatıyor. Start buton diye geçer. Ama bu hani teknik olarak sorsanız normalde açık bir butondur. Yay geri geliştirir. Herhangi bir kalıcılığı yoktur. Bir, 13'ün ve 14'ün biri birinci kontak bloğu. 3, 4 ise bunun bana normalde açık olduğunu gösterir. Şimdi bundan sonra göreceksiniz butonlar, kısa anahtarlarını falan kullanırken bunlar isimlendirmede S0, S1, S2 yani Switch 1, Switch 2, Switch 3 gibi bir isimlendirme etiketi alırlar. Bu da normalde kapalı kontaklı, yay geri gelmeli buton, piyasada durdurma butonu ya da stop buton deriz. Niye durdurma butonu? Kontaklar açılır ki bir şeylerin enerjisini keser ve durdurur. 21-22'nin ikileri bana ikinci kontak bloğu olduğunu, 1-2 ise bunun normalde kapalı olduğunu gösterir. Ha bu 11 de olabilirdi. Dediğim gibi o zaman da birinci kontak bloğu olurdu. Yine isimlendirme S0, S1, S2, S3 şeklinde gider. Bu bir jog butondur, çift yollu butondur. Normalde açık ve normalde kapalı kontağı sahiptir. Yay geri gelmeli bir butondur. İsimlendirme yine S0, S1, S2, s 3e gider. Bu bir kontak bloğu içerisindedir. Buradaki iki kontak aynı butondan uyarı alır. 13-14 normalde açığıdır. 21-22'si normalde kapalıdır. Uyarı yaptığınızda 13-14 kapanıp 21-22 açılır şurada bakın butonlara bakalım sıfır etiketli buton normalde kapalı bir buton iki etiketli buton bu etiket iki yerde kullanılmış bir tane burada 21 22 de var dikkate çek olursanız 13 14 de var burada yine bir etiketli bir buton var 13 14'ü burada 21 22'si burada aslında bunlar kumanda devresinde ayrı ayrı yerlerde de gösterilse bu buton grubu aynı butondur bu buton grubu da yine aynı buton grubudur. Ayrı ayrı yerlerde gösterilmiş olsa da. Bazı çizimlerde şu butonla örneğin iki etiketli bu 21, 22 ile 13, 14 arasında kesik çizgi görebilirsiniz. Aynı yerden uyarı aldığını gösterir. Ya da buradaki 13, 14 ile 21, 22 şurada kesik çizgi görebilirsiniz. Aynı yerden uyarı aldığını gösterir ama projeyi karıştırmamak için Şurada iki etiketini görüyorsan, iki, burada da iki etiketini görüyorsan bu aynı buton bloğundaki iki ayrı kontaktır. Bu normalde açık kalıcı bir buton. Yine isimlendirme S ile başlıyor. 13-14 şuradaki çeltik ya da V bana bu butonun kalıcı olduğunu gösteriyor. Basıyorsun kontaklar kapanıyor, elini çekiyorsun geri gelmiyor kontaklar. Açılmıyor, kapalı kalmasını sürdürüyor. Tekrar bastığınızda da aynı bir tükenmez kalemin arkası gibi o kontaklar tekrar açılıyor. Oradaki V demin de söylediğim gibi bana bu butonun kalıcı olduğunu gösterir. Kilitlemeli yani kalıcı normalde kapalı kontaklı bir buton vurarak elle uyarılı çalıştırmalı mantar başlı acil durdurma buton olarak kullandığımız emersiz stop olarak geçen bir buton bu 21-22 normalde kapalı kontak V kalıcı olduğunu gösteriyor. Buradaki mantar başı olduğunu gösteriyor. Şu çevirerek açılacağını gösteriyor. Yukarıdaki saat ibresi yönündeki işte şekilse bunun çevirerek tekrar eski konumuna geleceğini yani uyardık açıldı çevirerek tekrar kapalı hale geleceğini gösteriyor. Burada yine isimlendirmelerimiz ise switch butonlarda bunu unutmayalım. Buradakilerse bakın V yok, V olmadığı için 13, 14, 21, 22 kapalı kontak mantar başlı ve kalıcı olmayan bana butonları gösteriyor. Normalde açık kontaklı yay geri gelmeli mantar başlı acil durdurma butonu. İlla her stop butonu işte kalıcı olacak, mantar başlı buton kalıcı olacak diye bir kural yok. Kalıcı olmayabilir de. Çünkü mantar baş yapılmasının bir diğer esprisi de şu. Acil bir durum olduğunda durdurma yaparken elimizi attığımızda daha rahat bulalım. Bu nedenle mantar baş yapılır yani basımı kolay olsun işte daha hızlı müdahale edebilsin diye ama kalıcı olacak diye bir şart yok. Aşağıdakisi normalde kapalı kontaklı yer geri gelmeli mantar başlı acil durdurma butonu olarak geçer. Bu V'ler bana bunun kalıcı olduğunu gösteriyor çeltikler kalıcı olduğunu gösteriyor. Şuradaki ne bileyim diyeyim ben buna şekil bu şekil bunun işte çevirerek tekrar eski haline geldiğini gösteriyor. Deminkinde neydi şuna geri dönecek olursak. Burada mesela çevirerek açılacağını bu şekilde göstermiş olabilir. Ama ISI standartında şu şekilde gösteriyor standart bana. Bu şekilde çevirerek açılacağını mantar başlı buton olduğunu gösteriyor. Bu ne? Normalde açık kontaklı kalıcı tip. Evet şu kalıcı tip olduğunu gösteriyor. Çevirerek ilk konuma gelen mantar başlı acil durdurma butonu. Bu da onun kapalısı. Normalde kapalı kontaklı kalıcı tip çevirerek ilk konumuna gelen mantar başlı acil durdurma butonu. Demin dediğim gibi ISC'de gösterim şekli bu. Ama bazen karşınıza şu şekilde de gelebilir. Bunun anlamı şu. Şuraya koymuş olduğu çeltik bunun kalıcı olduğunu gösterir. Şu ise çevirerek açılacağını gösterir. Orta konumlu bir buton bu. Hani bu şekilde görebilirsiniz ama standartta üstteki iki şekilde karşınıza gelecektir. Bazı projelerde bu şekilde görürseniz şaşırmayın diye de bu resmi buraya koydum. Bu neydi bunu hatırlayacak olursanız uyarı şeklinde çekerek çalıştırmayı da Normalde açık kontaklı kalıcı tip çekerek ilk konumuna gelen mantar başlı acil durdurma butonu bu çekileceğini gösteriyor ve kalıcı olduğunu gösteriyor. 13 14 açık kontak olduğunu gösteriyor. Yine S ile etiketleme yapılmış. Bunun çevirmeden farkı ne? Butona bastığınızda buton kalıcı olarak şurayı kapatıyor ya da aşağı 21 22 nolu kontaklarını açıyor. Kalıcı oluyor bu. Daha sonra ilk haline geri getirmek istediğinizde şurada mantar başı elinizde tutup yukarı doğru çekiyorsunuz yine farklı kaynaklarda bu şekilde görebilirsiniz şu yine çıkıntı kalıcı olduğunu gösteriyor şu da çekerek ilk konuma geldiğini gösteriyor bu yine uyarı şekillerinde anahtarla uyarıydı hatırlayacak olursanız normalde açık kontak kalıcı tip anahtarla ilk konumuna gelen mantar başlı acil durdurma butonu aşağıdaki ise normalde kapalı kontaklı kalıcı tip anahtarla ilk konumuna gelen mantar başlı Acil durdurma butonu kalıcı olduğunu gösteriyor. 13-14 açık, 21-22 kapalı olduğunu gösteriyor. Şu V kalıcı olduğunu gösteriyor. Mantar başla bir uyarıyla bu kontağın kapanıp bu kontağın açılacağını gösteriyor. Şuradaki ise bana anahtarla ilk konumuna geleceğini gösteriyor. Mesela yetkisiz kişilerin tekrar enerji vermesini engellemek için... Bu tip butonlar kullanılabilir. Demin dediğim gibi farklı bir kaynaktan şu şekilde görebilirsiniz diye buraya eklediğim sembol de bu. Kalış tip anahtarla açılacağını bu bana gösteriyor. Bu ise normalde açık kontaklı çevirerek çalıştırmalı buton. Bu bir konum seçici olarak kullanılabilir ama kalıcı değildir ve sembolü yok ya da o çeltik yok. Şu S gösterilen bana bunu çevirerek çalıştırdığını gösteriyor ama kalıcı değil. Yine S olarak getleniyor çevirerek çalıştırmalı butonlarla ilgili standartta çok fazla örnek vermiş. Ben de hemen hemen hepsini buraya aldım ama temel mantığının ne olduğunu anlamamız açısından buraya aldım. Yine etiketlememiz S ile başlıyor isimlendirmemiz. Çevirerek çalıştırmalı yay geri dönüşlü bir kontak bloklu iki konumlu uyarısız iken normalde açık kontakta duran. Bunun anlamı şu çevirerek çalıştırıyorsunuz çevirdiğiniz zaman 13-14'ü kapıyor. Ve kalıcı değil. Bıraktığınız zaman boş konumuna geri geliyor. Bu Çevirdiğiniz zaman 21-22'yi açıyor ve bıraktığınızda yay geri dönüşlü olarak ilk konumuna geri geliyor. İlk konumda herhangi bir kontak bloğu yok. Bu yukarıdakilerin kalıcı hali. Şu V bana kalıcı olduğunu gösteriyor. Bir konum var bunun. Konumun birinin sıfırdayken herhangi bir uyarı yok. Bir yere 1'e aldığınız zaman ya da işte sağ çevirdiğinizde neyse 13-14'ü kapıyor ve tekrar siz eski konumuna çevirene kadar orada kalıcı olarak kalıyor. Bu 13-14 normalde açık. 21-22 normalde kapalı kontaklı hali. Şimdi konumlulara gelelim. Yine bunlar dikkat edecek olursanız etiketleme isimlendirme S ile başlıyor. Çevirerek bir uyarı var. Ve hiçbirinde V çeltiğini görmediğiniz için kalıcı değiller. Yay geri dönüştüler. Buradaki işte düz çizgi ve kesik çizgi bunların iki konumlu olduğunu gösteriyor. A ve B konumuna ait olduğunu gösteriyor. Mesela yukarıdakine bakalım. Çevirerek çalıştırmalı yay geri dönüşlü, iki kontak bloklu, iki konumlu, uyarısızken normalde açık kontak olan A konumunda duran işte buton. Burada iki kontak bloğu şu yanlarını gri olarak gösterdim. Normalde projede burada siz işte açık açık, açık kapalı, kapalı açık ya da kapalı kapalı gibi ikinci kontak bloğunda göreceksiniz ama herhangi biri olabilir diye gri alan olarak gösterdik. Bu ne? AB konumu var. A konumundayken çeviriyorsunuz B konumuna aldığınızda 13-14'ü kapıyor. Örneğin 21-22 varsa burada onları da açıyor ya da başka bir 13-14 varsa ikisini birden kapatıyor şeklinde. Bu düz çizgi uyarı yapmadığınız zaman, uyarı yapmadığınız zaman işte butonun hangi konumda kalacağını gösteriyor. Mesela bu A konumunda kalıyor. Mesela bu B konumunda kalıyor şeklinde. Gelelim az önceki butonun ya da az önceki işte göstermiş olduğumuz e, çevirmeli butonun kalıcı olanı bu. Yine bu buton bloğunda da benim iki tane kontağım var. 13 14'ü göstermişiz ama burada farklı 13 23 24 ya da işte 20 22 olabilir fark etmez. Normalde A konumunda duruyor bu. Aşağıdaki de A konumunda duruyor. Çevirdiğiniz zaman 13-14'ü kapatıyor. Varsa yanında başka kontak o da konum değiştiriyor. Ama kalıcı tekrar eski haline getirmeniz için sizin elinizle tekrar buradaki buton başına uyarıyı eski haline geri getirmeniz lazım. Bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Mesela çeltiyi buraya koymuş ve 1-2 konumunu üstünde de göstermiş ama IEC standartında son standartta bu şekilde. Ha, bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Mesela burada şöyle bir durum var. Orta konumlu olduğunu gösteriyor bana bu. Şu iki tane ne bileyim ok bunun yay geri dönüştü orta konuma geri geldiğini gösteriyor. Örneğin siz bunu A konumuna şuraya aldığınızda buradaki 13-14'ü kapatıyor. Bıraktığınızda orta konuma yani boş konuma kontak bloğu olmayan konuma geri geliyor. İşte B konumuna şuraya çevirdiğinizde burada başka kontak bilonda ne varsa başka bir 13-14 olabilir. 21-22 olabilir. Onun konumunu değiştiriyor ve bıraktığınızda eski haline geri geliyor. Bunda ise konumunda A konumunda açık kontak var. Bunda A konumunda kapalı kontak var. Arasındaki fark o. Burada yine üç konumlu. Bu orta konumu gösteren şu çizgi. Bu tarafta ok var, bu tarafta V var. Bunun anlamı şu. A konumuna aldığınızda, bıraktığınızda yay geri dönüşlü olarak boş orta konumuna geri geliyor. Ama B konumuna aldığınızda, bu tarafa çevirdiğinizde orada kalıcı olarak geliyor. Sizin tekrar elinizle bunu, şu V bana kalıcı olduğunu gösteriyor hatırlarsanız. Tekrar elinizle orta konuma ya da A konumuna çevirmeniz gerektiğini gösteriyor. Yine deminkinde olduğu gibi A konumuna aldığınızda burada 13-14 kapanıyor. Elinizi bıraktığınızda yayla geri dönüyor. B konumuna geldi, getirdiğinizde ise burada başka kontak bloğu ne varsa o konum değiştiriyor. Ama orada bu sefer konum değiştirmiş halde kalıyor. Tekrar uyarıyla eski haline getiriyorsunuz. Burada yine 3 konumlu. iki konumunda da kalıcı olduğunu gösteriyor bana. Yani burada A konumuna aldığınızda kalıcı tekrar elinizde orta konuma çeviriyorsunuz. B konumuna aldığınızda kalıcı şu iki çeltik bana onu gösteriyor. Yine el uyarınızla tekrar orta konumuna alıyorsunuz. A konumunda 13 14 kapanıyor ya da aşağıdaki buton gibi ise 21 22 açılıyor. Orta konumda Kontaklarda herhangi bir uyarı yok. İşte B konumuna aldığınızda 13 14'ün yanında ne varsa yine 23 24 varsa onlar da kapanıyor ya da işte 21 22 varsa onlar da açılıyor şeklinde. Burada ise burada ise şöyle bir durum var. Yine üç konumlu ama kontak blok sayısı bundan öncekilerde 2 idi. 3 orta konumunda da bir kontak bloğu var ve buton ortada durduğu zaman oradaki kontak bloğu uyarılıyor. Örneğin bunu A konumuna aldığınızda 13 14 kapanıyor. C konumuna aldığınızda örneğin burada en son şurada kontak bloğu atıyorum yine 13-14 o kapanıyor. Ortada örneğin 21-22 var. Orta konuma geldiğinde 21-22 açılıyor ama A konumuna ya da C konumuna aldığınızda 21-22 ortadaki kontak bloğundan uyarı kalktığı için normalde kapalı haline geri geliyor. Şu ortada kaldığını gösteriyor ve ama iki tane ok bana C ya da A konumundan yay geri dönüşlü olarak geri geldiğini gösteriyor. Burada da yine orta konumlu var. Az öncekinde yay geri dönüşü vardı. Bunda yay geri dönüşü yok. A'ya da, B'ye de, C'ye de alsanız orada tekrar uyarı yapana kadar konta konum koruyor. Yine geri dönüşü için ya da konum değiştirmek için elle uyarı yapmanız gerekiyor. Yine bu uyarıyı yapayım. AISI standardı bu şekilde ama aşağıdaki şekilde de siz bunu görebilirsiniz. Ne var? 1 2 3 4 1 burada atıyorum. Orta uçlu bu bir komitatör seçici kalıcı olduğunu gösteriyor. Bir de 1-2'yi kapatıyor. 2'ye geldiğinde 2 nolu konuma geldiğinde 1 3 kapatıyor. 3 nolu konuma geldiğinde de örneğin 1-4'ü kapatıyor şeklinde. Bunu da farklı kaynaklarda ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Artık hani e, çok fazla detaylandı bu ama hani mantık anlaşılması açısından demin de söylediğim gibi devam ediyoruz. 3 konumlu. Şimdi çevirmeli buton A konumundan. B konumuna yay geri dönüşlü, B ve C konumlarında ise kalıcı tip bir çevirmeli buton olduğunu gösteriyor bana. Döndürerek hareket ettirdiğimiz butonlar sizin karşınıza projelerde böyle gelebilir. Orta konumu sıfır var, sağında ve solunda A ve C konumları var öyle söyleyeyim. Sıfır konumundayken ne buradaki K2'ye giden enerji bu hattan geliyor ne de buradan K1'e giden hatta enerji geliyor, enerji vermiyor. A konumuna aldığınızda, örneğin buraya geldiğinde K2 hattına, atıyorum C konumuna aldığınızda K1 hattına enerji verdiğini gösteriyor. Hayır standart değil ama bu şekilde de gösterimi görebilirsiniz. İlk uyarıları anlatırken hatırlarsanız şunlar genel el uyarısıydı. Bu ara tekrar tekrar hatırlatayım bunların hepsinde sıra anahtarları, switchler, butonlar bunların hepsinde isimlendirme, etiketleme S1, S0, S2, S3 şekli. S4 şeklinde gidiyor. Hatırlarsanız uyarıları anlattığım kısımda bu genel el, el, uyarısıydı. Bu normalde açık genel el uyarısı yay geri gelmeli. Bu normalde kapalı genel el uyarılı işte bastığınızda açılacak elinizi çektiğinizde geri gelecek. Bu ise kalıcı tip işte daha önce söylediğim gibi tükenmez kalemin arkası gibi bastığınızda kalacak. Elinizi çektiğinizde kalıcı olarak orada duracak. Tekrar uyarı yaptığınızda eski geri gelecek. Bunları hani normal kumanda butonlarında daha net çizgilerle gösteriyoruz basmalı olduğunu hani orada iki tane şu çizginin altında ve üstünde iki tane daha çizgi oluyor ama hani genel buton gösterimlerinde falan bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Tekrar söylüyorum 13, 14, 3, 4 açık 21, 22, 1, 2 bunun normalde kapalı kontak olduğunu gösteriyor. Bu istenmeyen çalışmalara karşı korumalı buton bu butona herhangi bir kazara işte uyarı verilmesini engellemek için üstünde bir adet kapak vardır. Bunu filmlerde hani bomba atmak için bir kapağı açar arkasından bir butona basar ya onun gibi düşünebilirsiniz. 13-14 açık yine S0-S1 isimlendirme. Bu benim için ayak pedalıdır. Ayak pedalının gösterimi şu şekilde 13-14 açık. S0-S1-S2-S3 bunun switch olduğunu, anahtar olduğunu gösteriyor çekerek çalıştırmalı butonlarım var. Çekerek çalıştırmalı yay geri dönüşlü normalde açık kontak, çekerek çalıştırmalı yay geri dönüşlü normalde kapalı kontak. Yani şu aslında iki butonun normalde açık ya da normalde kapalısını. Çekiyorsunuz 10 14 kapanıyor, bıraktığınız zaman 13 14 tekrar açılıyor. Burada da çekiyorsunuz 21 22 açılıyor, bıraktığınızda tekrar kapanıyor. Bunda ise örneğin çektiğinizde 10 14 kapıyor, kapalı kalıyor. Tekrar ittiğinizde 10 14'ü geri açıyor. Bunlar anahtarlı olanları. Anahtar çalıştırmalı, yay geri gelişli, normalde açık kontaklı, bu onun normalde kapalısı. Anahtar çalıştırmalı, kalıcı, normalde açık kontaklı, bu da onun normalde kapalı kontaklı olanı. Burada anahtarı soktunuz, çevirdiğiniz 13-14'ü kapadı. Elinizi çektiğinizde anahtar geri geliyor ve 13-14'ü açıyor. Burada ise anahtar kalıyor. Örneğin çevirdiğiniz 13-14 kapalı. Tekrar elinizde anahtarı uyarmanız geri çekmeniz lazım ki 13-14'ü açabilirsiniz. Bu daha çok yetkilendirme ile ilgilidir. Yetkisiz kişilerin müdahalesini engellemek amaçlı kullanılır. Burada ise elle basarak çalıştırmalı. Anahtarla ilk konumuna geri gelmeni yani anahtar resetlemeli. Normalde açık kontak bu da normalde kapalı kontak buton şeklinde. Burada ise basarsınız 13-14 Kapanır. Bu ve çeltiği bana kalıcı olduğunu gösterir. Ha geri açmak için ne yaparsınız? Geri açmak için de anahtarın üstündeki ya da butonun üstündeki e, anahtar deliğinin anahtarı takıp tekrar açmanız, eski konumuna geri getirmeniz gerekli. Burada mesela mantar başlı bir butonda, mrc butonda işte bastıktan sonra anahtarla geri getirmenin resmini görüyorsunuz. Butonun resmini görüyorsunuz. Gelelim sıra anahtarlarına. Sıra uyarı şu şekilde isimlendirimi yeni S olarak başlıyor. S0, S1, S2, S3. 13-14 normalde açık olduğunu 21-22 bu sıra benim normalde kapalı bir sıra anahtarı olduğunu gösteriyor. Bunlar sıvı seviye şamandıraların sembolleri. Burada bir elips var. Elipsin üstünde bir çizgi var. 13-14 açık 21-22 kapalı. Yine anahtarlama elemanı olduğu için de S0, S1, S2, S3 gibi isimlendirme etiketleme var. Bu basın şalterlerim benim. Proses ya da basın şalteri olarak geçer isimlendirmesi ile başlar. 13-14 açık, 21-22. Bunun normalde kapalı olduğunu gösterir. Şimdi burada sembolün üstünde P büyük ya da küçük şeklinde bir gösterim var. Bu P küçük ya da P büyük gösterimleri kontakların konumunun ayar değerinin üzerinde mi yoksa altında mı konum değiştireceğini açıklar. Ama hani günümüzde basın şalterleri genellikle ayarlanarak her iki durum içinde kullanılabilir ya da işte açını ve kapalısını beraberdir kullanabileceğiniz için açığında şu şekilde kapalısında şu şekilde işlem yap şeklinde kullanabileceğiniz için hani büyük ya da küçük işaretine pek kat edilmez. Burada basın şalterlerinin kullanımını görüyorsunuz. Basın şalteriniz kumanda devresinde bir kontak olarak şurada gösterilebilir. Burada kumanda devresinde kontaktörün enerjisini kesmek için kullanmışız ya da burada direkt basın şalteri motorun 3 fazla enerjisini kesiyor. Burada basın şalterlerin özelliğine bağlı olarak bir histerezis salanı vardır. Örneğin 2 bara düştüğünde devreye girer. Hemen 2 bara üstüne çıkar çıkmaz devreden çıkmaz. Örneğin 2.1 oldu. Motorun enerjisini keseyim demez. Örneğin 3 barda devreye tekrar girer. Burada devreden çıkar. Burada mesela bir barlık bir histerisi alan vardır. Anahtarla ilgili yine kumanda videolarımda açıklamalar yapmıştım. Bu gaz akış anahtarları yine S olarak isimlendirilir. 13-14 açık 21-22 kapalı olduğunu gösterir. Bu şekilde de sembolize edilmiştir. Kare bu tarafı çıkıntı altında Sağ alt köşede de bir tane noktası var. Bu kam milinden tahrik alan anahtarlardır. Örneğin dönen bir mekanizma var. Dönen mekanizmada işte bazı anahtarlama işlemleri yaptığınızda bu şekilde kam mili tahrikli sın anahtarlarını kullanabilirsiniz. Açığı, kapalısı, isimlendirme, S şeklinde bu şekildedir. Bu döner milli tahrik alan bir switch'tir. Bu yuvarlak bana onu gösterir. Yine diğer isimlendirme ve kontak numaraları yine aynı kural geçerlidir. Döner mekanizmalarda işte belli bir tura geldiğinde açma ya da kapama yapmasını istiyor. Bu şekilde sırahtarı kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim paket şalterlere. Paket şalterler genellikle pek bu şekilde gösterilmez ama AESİ standartının olması gereken hali budur. Örneğin bu bana yine hani butonlarda uzun uzun anlatmıştık ya çevirmeli butonlarda. Yani temel mantığı o. Kalıcı olduğunu gösteriyor buradaki ve iki konumlu bu. Birinci konumdayken herhangi bir uyarı yok. Elle çevirdiğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontaklarını kapatıyor. Yani bildiğiniz paket şalter bu. Bazı kaynaklarda bunu da görebilirsiniz. Bunu da paket şalter olarak gösterenler var. Ama dediğim gibi AES standartlarının gösterimi son sürümü yukarıdaki şekliyle. Bu az önce bahsetmiş olduğumuz hani servis şalteri ya da işte bakım güvenlik şalteri paket şalteri dediğimiz paket şalterler dediğim gibi motora yakın yere takılırlar ve muhtemelen bir ya da iki tane yardımcı kontağı vardır. Bundan bahsedelim. Gelelim sinyal lambalarına, sinyal lambaları ya da göz lambaları diğer adıyla H olarak isimlendirilir. H1, H2, H3, H0 bu şekilde gider. Klemensleri X1 ve X2'dir. Genel gösterim sembolü budur. Ha bazı isimlendirmelerde PLB gibi isimlendirmeler yapılabilir. Normal bir göz lambasının yanında şu şekilde bir e, ne diyeyim ben size. Lojik sembole benzer bir sembol görüyorsanız bu flaşör göz lambasıdır. Hani yanıp sönen göz var ya. E, saat yönünde bir ne bileyim döner ok görüyorsanız bu döner sinyal lambasıdır. Bunu görmeyeceksiniz ama. Bunu ben gördüm. O nedenle bahsetmek istiyorum. Trafolo sinyal lambası. Bundan çok eski bir panel içerisinde çıktı. Bu nasıl çalışıyor? Normalde işte günümüzde kumanda panolarında 24 volt DC kullanıyoruz ama eski panolarımız 220 idi. Burada 24 voltluk göz lambaları ile hani sinyal lambalarıyla çalışmak istemişler. Göz lambası 24 volt ama 220'e bağlayabilmek için Göz lambasının alt tarafına da küçücük şurada resimle görüyorsunuz. Küçük bir trafo koymuşlar. Bunu görmezsiniz ama hani ben gördüm buraya da koymak istedim açık söylemek gerekirse. Bunlar buzzerlar. Yine isimlendirme B1, B2, B3 olarak gidiyor bu sefer bunlarda. İşte klemens bağlantıları da A1, A2 şeklinde olabilir. Uyarı sistemleri. Klaksonlar bunlar. Yine B olarak isimlendirilir yukarıdaki ya da aşağıdaki sembolüyle karşınıza çıkabilir. Gelelim kontaktörler bahsine. Bu kontaktörün bobin sembolü. Yardımcı kontaktörlerde ya da rölelerde isimlendirme K1, K2, K3 şekline gider. Yardımcı röle ya da yardımcı kontaktörlerde ama ana güç kontakları ise motoru ısıtıcıyı neyse bir şey çalıştırıyorsa bunlar da isimlendirme Q olarak gider. Bundan sonra kompakt şalterlerde de göreceğiz ya da işte biraz önce paket şalteri geçtim ama paket şalterlerde de isimlendirme Q şeklinde gider. Yukarı gösterim IC 81346'ya 2'ye göredir. Önceki IC 61346'ya 2'ye göre ayırt edilmeksizin tüm kontaktörler K harfiyle gösteriliyordu. Mesela orada da şöyle bir ayrım yapıyorlardı. Yardımcı kontaktörse bu, ya da yardımcı rolü ise K1K, K3. Mesela bu bir motoru çalıştırıyorsa, ana kontaktörse K1M, K2M, K3M şeklinde gidiyordu. Bu A1, A2 uçları burada kontaktörün üstündeki klemensler. Gelelim güç devresindeki kontaktlara. Yine ikinolu sembolden başlayayım. Bu ikinolu sembol daha önceki IC normunda verilen sembol. Aradaki fark ne? Ana kontak olduğunu gösterebilmek için bunların ana kontaklarda işte yarım daire koymuşlar ama tek tarafına konmuş. Aşağıdaki ise o yok. Bu iki no'lu gösterim yani aşağıdaki gösterim eski ISEE normundaydı ama yeni ISEE 60000 617'ye göre artık güç kontakları yukarıda olduğu gibi gösteriliyor. Ve güç kontaklarını biliyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde klemens numaraları vardı. Yine isimlendirmede dediğim, dediğim gibi kompakt şalterlerde, paket şalterlerde yani MCCB'lerde ya da kontaktörlerde etiketleme Q0, Q1, Q2, Q3 şeklinde gider. Bu ana kontaklar nerede? Kontaktörün kendi üzerindeki bunlar ana kontakları peki yardımcı kontaklara gelelim Yardımcı kontaklarda işte 13 14 21 22 yine kapalı ve bu şekilde gösteriliyor bu birinci 13 14 1 birinci yardımcı kontak 3 4 açık 21 22 de işte ikinci kontak 1 2 kapalı olduğunu gösteriyor ya isimlendirmek örnek e, K1 ise bunun yanında K1 ya da işte Q olarak isimlendirme varsa bunun yanında da Q1 şeklinde işte kontak ismi de verilir. Bunlar ne yardımcı kontaklar, açıkları Bunlar da yardımcı kontaklar, kapalıları. Burada mesela gösterim görüyorsunuz. İşte ana kontaklar, bir tane yardımcısı var. Yardımcıda dikkat çekmek olursanız yarım daire yok. Ha şu ana kontaklar genellikle bende nedir? Açıktır. Eğer ana kontakların normalde kapalı olmasını istiyorsanız bunu özel sipariş yaptırmanız lazım. Ve ana kontak normalde kapalı kontaksa bakın şu köşede göstermiş olduğum şekliyle gösterilir. Şurada yukarıdakilerin hepsi Q olarak isimlendirilir çünkü üzerinde ana kontaklar vardır. Aşağıdaki ise yardımcı kontaklardır. Yani yardımcı kontak aktörler ya da rolelerdir. Bunların isimlendirilmesi ise işte K1, K2, K3 şeklinde gider. Ana kontak olduğunu nereden anlıyor? Yani sembolü geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak isimlendirilmiş. Aşağı dikkat edecek olursanız 10, 14, 23, 24, 33, 34, 40, 43, 44 şeklinde. Bu bir, şurada mesela 13, 21, 33, 43 var. Birinci kontak, ikinci kontak, üçüncü kontak, dördüncü kontak, 3, 4 açık, 1, 2 kapalı, 3, 4 açık, 3, 4 açık şeklinde. Gelelim zaman rölelerine. Çekmede gecikmeli zaman rölesi. Bize hep düz zaman rölesi okullarda ya da öbürüne de ters zaman rölesi dedik ama düz ters değil. Bunun ismi çekmede gecikmeli zaman rölesidir. Enerji veriyorsunuz. Belli bir süre sonra kontaklar konum değiştiriyordur. Bu K1, K2, K3, K4 diye isimlendirilir zaman rölesi. Yani yardımcı bir kontaktör gibi ya da yardımcı bir öyle gibi isimlendirilir. Etiketi bu şekilde. Bobin uçları da A1, A2 şeklindedir. Nerede bunlar? Üstündeki A1, A2 klemensleri zaten. Resimde de okuyacak olursanız klemenslerin üstünde A1, A2 yazıyor. Bu çekmede gecikmeli zaman rölesinin kontakları yine buna ait bobin ucu neyse K1 ise yanında K1, K2 ise K2 ya da K0 ise K0 yazar. 17, 18, 15, 16 bakın isimlendirme biraz daha farklılaştı. Bunun zaman rölesi olduğunu göstermek için hani 1, 2, 3, 4 gibi kullanılmamış. Normalde kapalısı 15-16, açığına 17-18 denmiş. Başta bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Küçük sayılar bana kapalıyı gösterir demiştik. 5-6 kapalıyı gösteriyor burada da. 7-8 bana açığı gösteriyor. Şurada ise zaman rölesi olduğunu gösteren bana e, uyarıda bir ne bileyim şekil var. Bu bana zaman rölesi olduğunu gösteriyor. Peki çekmede gecikmenin, bırakmada gecikmenin nasıl hatırlayacağım? Bu D'ye benzetiyorum ben bunu. Eğer bu D'ye benziyorsa yani D'nin şuradaki çıkıntısı gibi ise çekmede gecikmenin bir zaman ölçüsü kontağı olduğunu gösteriyor. Orta kuşta olabilir bu. Şuradaki olduğu gibi. Yine K olarak isimlendiriliyor kontaklar. 15-16-17-18 hatırlarsanız kontaklar. 15-16'yı kullanmışız. 17 ortak olduğu için 17 konmamış. Direkt 18 kontak numarası verilmiş ve dikkate edecek olursanız buradaki sembolde D'nin çıkıntısı gibi. Gelelim bırakmada gecikmeni zaman ölçüsüne. Buna bırakmada gecikmeni zaman ölçüsüne hani bize ters zaman ölçüsü diye öğretilen zaman ölçüleri var ya o. Bu yine K olarak isimlendiriliyor. Bobini. Bu bobin nerede? Bu bobin. Burada. Üstünde klemensleri var. Şimdi şu genel bir sembol. Hale görüyor musunuz bilmiyorum. Bu genel sembolde A1, A2 bobin uçları var ama hani zaman ölçüsünü enerji kestiğinizde zaman ölçüsü nasıl sayacak? Bu daha çok pneumatik tip ya da yağlı tip mekanik zaman ölçülerindeki A1 ait gösterimi. Siz A1 ucundan enerjiyi kestiğinizde yine bunu tekrar sayabilmesi için enerji kesildiğinde çünkü cihazın enerjisi kalmayacak. Sayabilmesi için aslında burada B1 gibi elektronik tiplerde bir ne bileyim uç daha vardır. Klemens daha vardır. A2 nötre gider ya da şaseye gider sıfıra gider. B1 beslemek için devamlı enerji altındadır. Siz A1'in enerjisini kestiğinizde şuradaki bekleme zamanını sayar ve açma yapar. Yani elektronik bir bırakmada gecikmeye zaman kullanıyorsanız onun üstünde 3 uç görecek peki burada yine 15-16 kapalıyı 17-18 gösteriyor kontaklarda yine k etiketlemesi var k1 k2 k3 gibi bu sefer buradaki uyarıdaki şekil değişmiş bu sefer öncekinde çekmede gecikmeli de D şeklindeydi bu sefer burada B'nin çıkıntısı gibi olmuş bu da bana bırakmada gecikmeli zaman ölesinin normalde açık ve normalde kapalı kontaklarının sembolünü gösterir çok fonksiyonlu zaman öleleri vardır dikkat edecek olursanız hem bırakmada gecikmeli hem çekmede gecikmeli üstünde şey vardır Sembol Sembolde, ne bileyim kareler vardır. Dediğim gibi çok fonksiyon zaman ölerinde yine karşılaşacağınız 3 tane A1, A2 ve B1 gibi uç vardır. Burada zaman ölesinin kontak sembolü de işte hem çekmede gecikme hem bırakmada gecikmeli beraber kullanılmış şeklindedir. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Projelerde işte çok fonksiyonlu hani zaman öresi kullanırsanız burada genellikle çekmede gecikmeli gibi kullanırlar. Kontak sembolünü de yine çekmede gecikmeli gibi kontak sembolünü gösterirler. Bunun fonksiyonlu bir zaman öylesi olduğunu nereden anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Projelerin bir tane başında ya da sonunda malzeme listesi vardır. Malzeme listesinde örneğin bunun adı K71 olsun. K71'in yanında işte hem ürün kodunu hem ürünün ne olduğuna dair açıklama vardır. Yani projeler üstünde bu kadar çok ne diyeyimse alengirli semboller kullanılmaz ama olması gereken sembol budur. Normal bir çekmede gecikmeli ya da bırakmada gecikmeli kullanıp bunun çok fonksiyonlu olup olmadığını siz yine malzeme listesinden görebilirsiniz. Gelelim aşırı akım mikrolemize. Bu güç devresindeki bağlantılardır. Sigortalarda isimlendirmeyi nasıl yapıyorduk? F olarak yapıyorduk. Q's. Bu da yine F0, F1, F2, F3 neyse bu şekilde gider. Bunlar nerede? Bunlar güç devresinde kullandığımız kısımlar. Yine otomat sigortalardan yani MCB'lerden hatırlarsanız şu şekilde kare bana bunun termik koruma olduğunu gösteriyordu. Dikkat edin bu bana termik koruma olduğunu gösteriyor. Zaten aşırı akım termik rolede bir tek termik koruma var. Bunu eğer kumanda devresinde 95-96 kullanacak olursam yine isimlendirme F1, F2 neyse o şekilde gider. Ve dikkat edecek zaman şuradaki uyarı bana termik bir şekilde uyarı yapıldığını, termik elemanla uyarı yapıldığını gösterir. Normalde kapalısı 95-96'sıdır. Bu bunun yanında normalde açık olabilir, gösterilebilir ya da kullanabilirsiniz. 97, 98'dir. Yine hatırlayın 95, 96 küçük sayıdır. 97, 98'e göre küçük sayı olduğu için de bu normalde kapalı kontaktır. Burada şu şekilde hani şu 95, 96'yı bu şekilde gösterebilirler bazı kaynaklar. Bu bir detaydır aslında. Bu yine bir termik uyarı olduğunu gösteriyor bana. Deminki gibi kalıcı olarak kaldığını, şu kalıcı olduğunu gösteriyor. Şu da bir uyarıyla eski haline geri geldiğini gösteriyor. Termik mikrolelerle ilgili çok detaylı video çekmiştim. Orada da anlattım. PA ha, yani hand otomatik konumları vardır. Otomatik de termik röle soğuduğunda 95-96 açıldığı soğuduğunda geri kapanır da. Eğer bunu H'ye alırsanız H'de 95-96 termik röle soğuduğunda tekrar kapanmaz. Gelip sizin yukarıdan işte buradaki kırmızı ya da mavi neyse kullandığınız ürüne bağlı olarak üstündeki bir mekanizmadan tekrar uyarıp 95 kapatmanız lazım. Bu H uyarılı olduğunu gösteriyor bana. Şimdi bazı güç devrelerinde şunu görürsünüz. Evet. Yanında boş 95, 96, 97, 98 termik rölenin kontağını atarlar. Bu hani boş kullanılmıyor mu diye düşünmeyin. Aslında o projede bir yerlerde kullanılıyordur. Açık ya da kapalı ya da her ikisi. Sadece orada bu termik rölenin 95, 96'sı vardır şeklinde gösterilir. Hani bu termik röle sembolü başka bir şeyle karışır mı? Karışacağı bir şey yok. E, termik röle kullanıyorsak bu tek başına devre kesişimi değil. 95-96'sı 96'sını zaten mecbur kullanıyorsunuz. Bana göre gereksiz bir kullanım ama hani bazı projelerde burada boşta duran 95-96 kontağını görebilirsiniz. 95-96 nolu kontaklar nerede? İşte termik rölenin üzerinde size çıkar. Şurada 95-96 gösterdiğim yer. Şurada 97-98 normalde açık kontakları var. Gelelim uygulamada çok sık gördüğünüz kontaktör aşırı akım ya da işte termik röle de deniyor. Termik röle akuple bağlantısına. bu ne şekilde görürsünüz? Kontaktörün hemen arkasında termik röle akuple olarak bağlanmıştır. Buradaki kontaktörün ana kontaklarının aşağıda çıkışında termik röle birer uç ya da işte pin şeklinde çıkarılmıştır. Götürüp yuvaya oturtturup sıktığınız zaman akuple bağlarsınız. Yani aradaki kablolamayı kolaylaştırır bu aslında. Mantıklı da bir iştir. Burada kontaktörüm yine güç kontaktörü olduğu için Q olarak isimlendirilecek. Termik rölemin kontağına burada F olarak isim vermişim. Burada güç kontakları normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi ama 2, 4, 6 termik röleye bağlı olduğu için onlar gösterilmemiş. Zaten akuple olarak bağlı. 1, 3, 5 görmüşsünüz. Termik rölenin çıkışında da aşağıda T1, T2, T3 olarak bir numaralandırma verilmiş. Burada termik rölenin girişine 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıkışına bu şekilde numaralandırma verilebilir. Ya da L1, L2, L3, T1, T2, T3 şeklinde de isimlendirme numaralandırma görebilirsiniz Clemens'leri. Bu şekilde isimlendirme verilmiş. Şimdi çizimlerde normalde biz aşırı akım rölesinin kontaklarını genelde kumanda devresi sigortadan sonra kullanıyoruz. Ama bu bir kural değil. Bu bir prensip. Arıza bulmada devre kontrolü sırasında bu bana kolaylık sağlıyor. Niye? Çünkü devrede kontrolünü kontrol kalemle yapıyorsanız faz kesini bulmak nötr kesini bulmaktan daha kolaydır. Yani yukarıda kullandık sigortanın hemen altında termik rölenin kontağı açma yaptığı zaman faz gelmez ve faz kesini bulmanız kolaydır. Ama burada A2 ucuna bağlandığında nötr kesişeninden 95-96 nötr kesini bulmak daha zordur arızalarda. Ama kontaktör A2 bobin ucunun hemen yanında olan aşırı akım bölgesinin 95-96 nolu kontaklarından geçerek nötr bağlantısı yapılabilir. Niye? Kontaktörün a burada. 95-96'sı da zaten burada. Direkt kısa bir kablolama ile bu işlem yapılabilir. Hatta bazı markaların bazı ürün serilerinde A2 direkt şu A2 klemensini görüyorsunuz ya. A2 klemensi yine bir pimle direkt aşağıda termik rölenin 95'ine girer ve biz buradan A2'den bir çıkış almayız da termik rölenin işte 96'sından bir çıkış alırız. Yani buradaki güç uçları gibi A2 ucu da 95'e bir aküple olarak pinle bağlantısı yapılabilir. Mekanik kilitleme bloğu. Bu mekanik kilitleme bloğunu nerede görüyorum? İleri geride hem ileri hem geri aynı anda devreye girmesin. Yıldız üçgende hem yıldız hem üçgen aynı anda devreye girmesin. Mesela buradaki örneğimizde burada benim bir adet soft starter'ım var. Soft starter motora yol verdikten sonra devre dışı kalıyor ve Q22 ile direkt burada motorum şebekeye bağlanıyor. Mesela aynı anda bunlar da devreye girmesin diyorsanız araya mekanik kilitleme bloğu bağlarsınız. Hani kalıcılığı butonlarda göstermiştik ya V şeklinde bir çeltik. Burada da aynı şekildedir. Bu bana aralarında mekanik kitleme olduğunu gösterir. Hatta mekanik kitleme bloğuyla ile ilgili de ben bir adet video hazırlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bir üçgen yol verme kitindeydi Siemens'in. Orada işte biri devreye girdiğinde mekanik olarak diğerinin devreye girmesini engelliyordu. Şu. Burada iki kontaktör, ana kontaktörler arasında kullanılmış. Aslında buradaki ürünlerin hepsinin adı MCCB ama biz Türkçede motor koruma şalteri, kompakt şalter ya da termik manyetik şalter ya da işte TMŞ diyenler var. Bu şekilde isimlendiriyoruz. Motor koruma şalterleri kompakt şalterlerle ilgili çok fazla video çektim. Bu videoları YouTube kanalımdan inceleyebilirsiniz. Teknik olarak anlattığım birçok video var. Bu kompakt şalter, kompakt şalter işte bir pano beslemesinde ya da büyük güçlü bir motor ya da ısıtıcı devresi varsa onları beslemede kullanırsınız. Motor koruma şalteri dediğimiz şeyler ise daha çok motorları direkt, sade, tek olarak o motoru koruduğumuz koruma elemanlarıdır. Yani otomat sigortanın ya da MCB'nin büyük güçlü olanlarıdır diyebiliriz. Şimdi sembole baktığımızda buradaki Q1, Q2, Q3 yine güç anahtarlaması yaptığı için isimlendirmede kullanılıyor. Giriş L1, L2, L3 çıkışta ise T1, T2, T3'ü görüyorsunuz. Biraz önce aşırı akım rölesinde anlattığım gibi bir isimlendirme verilmiş şunu hatırlıyorsunuz artık bu bana termik korumayı gösteriyor kare olanlar. I büyük işareti ise bana bu hani ok vardı MCB'de otomat sigortada hatırlarsanız işte bobin devreye giriyordu. Bu ise akım limitörleme özelliği ya da işte kısa devre açmayı yapan eleman olarak buraya sembolize edilmiş. Yani kare benim için termik açma, I büyükse benim için kısa devre açmasını gösteriyor sembolde. Burada dikkat edecek olursanız şu kare şeklinde mekanik tetik şalter mekanizmasını gösteriyor bana. Yani bunu bir mekanik olarak uyardığım anlamına geliyor. İlerleyen videolarda gördüğünüz uzaktan açtırma ya da düşük gerilim bobini kullandığınızda onlar da kesik çizgiyle bu işte mekanizma sembolüne gelirler. Yani mekanizma uzaklaştırma bobiniyle ya da işte düşük gerilim bobiniyle açtırma yapabileceğim anlamına geliyor. Bu şekilde de görürsünüz sembolde. Kesik kesik çizgilerle hem termik korumadan hem işte kısa devre korumadan tetik mekanizmasına ne yapılmış? Kesik çizgilerle bu şekilde otomatik olarak yani bir arıza durumunda açma yapacağını ya da burada manuel olarak açma yapacağını bana gösteriyor. Şimdi yukarıdaki sembolde T aşağıdaki Sembolde X şeklinde göstermiş ana kontaklar. Bu her iki kullanımda karşınıza çıkabilir. MCCB'lerde LSIG koruma diye bir şey duyarsınız. Bu L grafiği bana aşırı akımlarda termik elemanın açma grafiğini S kısa devrede işte oradaki kısa devre açtırma bobininin devreye girdiği kısmı iyi ise bildiğim kadarıyla elektronik tip MCCB'lerde vardı. İşte kısa devre bobin mekanizmasının daha hızlı devreye girmesini sağlayan işte açma grafiğini gösteriyor. G ise toprak kaçağına toprağa karşı bir kaçak olduğundaki açma grafiğini gösteriyor. Bu G toprak kaçağı ile ilgili tüm detaylarıyla RCD videomda detaylıca bahsetmiştim. Bu manyetik şalter dikkat edecek olursanız termik koruması yok. Termik koruması olmayan yani aşırı yüklerde devreye girmeyen sadece kısa devrelerde açma yapan aslında bir MCCB. Burada sadece işte I büyüktür var. Bu da ne zaman devreye giriyordu? Kısa devrelerde devreye giriyordu. Şimdi burada manyetik şalter olabilir. Bu manyetik şalterlerde termik koruma yoktur. Ya da sadece Termik koruması olan koruma elemanlarım vardır. Burada da manyetik koruma yoktur. Bu manyetik şalterler direkt üç fazda kısa devre anında açma yaparlar ama aşırı yüklerde değil tekrar söylüyorum. Buradaki termik elemanlar koruma elemanları ise aşırı yüklerde direkt 3 fazı birden keserler ama bunlarda da kısa devre koruması yoktur. Bunların üstüne siz yine bir sigorta kullanmanız gerekli. Ha, manyetik şalter mi yoksa termik manyetik şalter mi? neyi nerede kullanacağız? Bununla ilgili de yine bir video hazırlamıştım. Hangi durumlarda manyetik şalteri tercih ederiz? Hangi durumlarda termik manyetik şalteri kullanırız? Bununla ilgili çok detaylı bir videom var. Yine YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Bara bağlantısı bu şekilde gösterilir. İlk slaytlarda hatırlarsanız kablo giriş çıkış noktalarını anlatırken bu kablo buraya girmiş buradan çıkmış diye anlatmıştım. Ama orada bir bara bağlantınız varsa baralar bu şekilde gösterilir. Üstlerindeki ise bu bara klemenslerini gösterir bana. Ya bara klemenslerine ya vida atarsınız oraya ya da özel bara klemensleri var. Bara klemensleri ile çıkış alırsınız. Örneğin bu L1, L2, L3 fazlarını gösteriyor bu bara. 400 volt AC var. 100 kilo bir bara. Bu baranın adı BB1. 40A10. Bakır bir bara bu anlama geliyor. MCCB'lerde bazen işte ana güç kontaklarının olduğu kısım, termik korumanın olduğu kısım ya da şu uzaklaştırma bobininin olduğu kısım soketli bağlantı olabilir. Ha, bu ürün piyasada çok yok ama var böyle bir ürün ve şu şekilde burada dişi verke konnektörleri görseniz bilin ki bu bir soketli yapısına sahip. Motorun genel sembolü bu M, jeneratörün ya da generatörün genel sembolü bu. AC motorun genel sembolü bu. DC motorun da genel sembolü bu. Gelelim asenkron motorlara. Şimdi asenkron motorlarda üç tane klemens verildiyse U1V1W1 yazabilir ya da UVW w yazabilir üstünde. Bu bir üç fazlı motoru gösteriyor bana. İçeride yıldız ya da üçgen bağlanmış olabilir motor. Yani bir yıldız üçgen yol verme yoktur burada. direkt işte X1 bir. 2, 3 nolu klemenslerinden motorun U1, V1, W1 ya da işte U ve W klemenslerine bir bağlantı yapılmıştır. İçeride yıldız ya da üçgen nasıl bağlandı beni ilgilendirmiyor. Eğer yıldız üçgen yol vermek için bütün bobin uçları dışarı çıkarıldıysa bu örneğin U1, V1, W1, V1, V2, W2, U2 ne yapıyorduk? Çaprazlama yapıyorduk. Motor elementlerini çıkarken bununla ilgili de bilgi vermiştim. Bu şekilde U1, V1, W1, V2, W2, W2 U2 şeklindedir. Bu normal bana 3 fazla asenkron motoru gösterir. Yine 3 fazla asenkron motorlar içerisinde dahlenler de var. Bu sefer Clemens isimlendirmesi değişir. Bu birbirine karışıyor, karıştırmayın. Clemensler 1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W şeklinde olur. İsimler birbirine benziyor ama solda gördüğünüz normal bir asenkron motor, sağda gördüğünüz ise bir Dahlenler motorun klemensleridir. Bu yukarıda gördüğünüz sembol bir elektromanyetik frene ait semboldür. Y olarak isimlendirilir. Bu girişler A1, A2 olabilir ya da LN olabilir. Klemense ait net bir bilgi yok e, standartta. Aşağıda ikisi bir leç kavrama var. Elektromanyetik kavrama var. Bu yine Y olarak isimlendiriliyor. Nerede kullanıyoruz biz? asenkron motor balatalı frenleme sistemini işte asenkron motoru ani durdurmak için kullanıyoruz. Buna DC akım veriyorsunuz ve işte motor enerjisi kesiliyor. Siz balatalı frene DC akım verdiğinizde mile bağlı olan diski kavruyor ve işte motoru hızlı bir şekilde durduruyor. Burada da bir proje üstünde görüyorsunuz. Bu bana faz nötr ya da faz faz bir beslemenin çıkışı doğrultulmuş ve buradaki elektromanyetik frene verilmiş. Rotoru sargılı asenkron motor bu şekilde. Girişi U V W'dir. Bu sefer rotora ait çıkışlar var vardır. KLM Rotor sargıda senkron motoru ne yapıyoruz? İşte yol verme sırasında kademeli dirençle rotoru devre alıyorduk. Gelelim RCD'lere. Bunlar kaçak akım röleleri. Bununla ilgili 5 saat 20 dakika boyunca anlattığım bir video var. Tüm detaylarıyla RCD. O videoda bunun teknik detaylarını verdim. Bu ne yapıyordu? Toprak kaçağı olduğunda işte açma yapıyordu. İki kutuplu olan yani faz nötr akımlar arasındaki dengesizliğe bakıyor. 3 bu aşağıdaki 4 kutuplu 3 faz ve nötr dengesizliğine bakıyor bu. Şu might kalanın ölçüldüğünü gösteriyor. Burada bir akım diferansiyel karşılaştırması var. Şu yandaki ise test kısmını bana ne yapıyor? Test butonunun dirençle birlikte devreye girme kısmını bana ne yapıyor? Anlatıyor. Bu RCCB'ler yine o videoda anlattığım gibi bunlar aslında bir MCCB yani otomat sigortayla bir RCB'nin yani ne diyeyim kaçak akım rölesinin birleştirilmiş hali normalde şuna geri dönelim. Buradaki RCD'ler sigorta özelliği yoktur kısa devre ve aşırı yüklerde açma yapmazlar ama RCCB olduğu zaman hem kısa devrelerde hem işte aşırı yüklerde hem de toprak kasağında açma yaparlar. Bu yine daha önce söylediğim gibi ana kontaklar çarpı ya da T şeklinde karşınıza çıkabilir. Şuradaki ok ise bana bunun kısa devrelerde açma yaptığını gösterir. Normalde burada termik eleman sembolü olabilir ama bununla ilgili IC standartında çok fazla detay yoktu. Bu e planın kütüphanesinden aldığımız semboller. Şimdi yine IC standartında çok fazla detay verilmeyen sensörler kısmına gelelim. Bunu da yine birçoğunu Epinal Kütüphanesi'nden aldım ya da işte videonun başında belirttiğim diğer kaynaklardan kullandım. Bu bana şu sembol temassız algılamayı gösterir. Proximity sensör diye geçer, proximity diye geçer. Şu sembol PNP ya da NPN çıkış olduğunu gösterir. Şu normalde açık ya da normalde kapalı çıkış verdiğini gösterir. Şu ise bunun indiktif, kapasitif, optik, ultrasonik, ney, manyetik sensör mü olduğunu gösterir. Şimdi gelelim. FE ise bu. Bu bir indiktif sensördür. Eğer kondansatör sembolü varsa kapasitif sensördür. Şu şekilde bir sembol varsa bu bir manyetik sensördür. İşte burada bir kristal şeklinde bir şey var. Bu bana ultrasonik sensör olduğunu gösterir. İşte optik sensörse dikkat ederseniz ışığı gönderiyor ve ışığı alıyor. Optiktir. Bunun verici kısmında bu şekilde led. Alıcı kısmında işte foto diyot şeklinde bir sembol vardır. Alıcı verici de yine oklar hem dışarı hem içeri Gelecek şeklindedir. Şimdi gelelim oradaki kontağın durumuna. Normalde açık kontak olabilir. Yani uyarı olduğunda kontağı kapatır çıkış verir. Normalde kapalı kontak olabilir. Uyarı olduğunda kontağını açar. NPN ya da PNP olabilir. Bu şekilde yukarı işte ne diyeyim kare ya da yukarı pas ya da buradaki gibi PNP bir transistör olarak PNP olduğunu belli edebilir. Ya da aşağı kare aşağı pas ya da NPN transistör olarak bunun NPN çıkış verdiğini bana gösterir. Şimdi indüktif kapasitif sensör ayırt etmeden bir bakalım. Şu neydi? Zaten bunun bir algılama sensörü proximity olduğunu gösteriyordu. Şuradaki ne diyeyim baklava dilimi de benzeyen şey. Bir iki bağlan tuşları. Bu normalde açık kontaklı. Bu normalde kapalı kontaklı ve şu anda kullandığımız bu iki 3 gösterilmiş. Bu beslemeyi peki nereden alıyor? Bu sensörlerden kullandım da ben. Beslemeyi devreye bağladığınızda üstünde düşen çok küçük gerilimlerden sensörün çalışmasını sağlıyor. Yine sensörün Tipine bakmadan 3 uçlu bağlantılara bakalım. Şu sembole baktığınızda bunun bir proximity sensör, algılama sensörü olduğunu görüyoruz. Inductive capacitive copy şu anda ona bakmıyoruz. 3 uçlu bunlar. 1 artı besleme, 3 eksi besleme, 2 ise bana çıkış veriyor. Çıkışı peki NPM verecek, açık mı verecek, kapalı mı verecek? Buna bakacağız. Bu bana NPN çıkış veriyor. Pulse aşağıya. Ve normalde kapalı bir kontaktan çıkış verdiğini gösteriyor. Bu PNP bir çıkış verdiğini, normalde açık bir kontaktan çıkış verdiğini. Yine en alttaki sensörde ki normalde kapalı NPN olabilir. Normalde açık PNP çıkış veriyor olabilir. Çok çeşitli sensör var. Yine bağlantılar da çok çeşitli. Butonlarda olduğu gibi sensörlerde de S0, S1, S2, S3 gibi isimlendirme yapıyoruz. Yine sensörlerde direkt kablo bağlantısı olarak gösterilebilir. Burada olduğu gibi ya da sağda olduğu gibi bu bir soket çıkışıdır. Sensörün arkasında bir soket vardır ve sokete siz kablolama işlemlerini ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Şimdi gelelim indüktif sensörlere. F bunun bana bir indüktif sensör olduğunu söylüyor. Yine anahtarlama elemanı olduğu için S ile isimlendirme yapmışım. Üç uçlu bu ne? Bu bir indüktif sensör uçuşlu ve... MPN çıkış veriyor. Normalde açık kontak veriyor. Yani uyarı olduğunda bu kontak kapanıyor. Bu iki uçlu bu sefer. Bir indiktif sensör. MPN çıkış veriyor. Normalde açık kontak çıkışı veriyor. Bu ise ISI standartlarında sensörlerin genel gösterimi şeklinde bir gösterim var. Dediğim gibi ISI'den ziyade bunu e plan ve diğer kaynaklardan aldığım sensörlerle ilgili sembolleri. Kapasitif sensörler kondansör işaretini görüyorsunuz. NPN çıkış veriyor. Normalde açık kontak çıkış veriyor. Burada ise 4 uçlu bir sensörüm var. Normalde kapalı olan PNP çıkış veriyor. Şu bakın yukarı kare. Normalde açık olan NPN çıkış veriyor. Şu aşağı kare ve bu işte artısı eksisi ve iki tane NPN PNP kapalı açık çıkış veren bir sensör. Bu iki uçlu pasif bir sensör, NPN çıkış veriyor. Normalde açık kapasitif bir sensör. Mesela şuna gelelim. Bu üç uçlu PNP çıkış veren, normalde açık kontaklı çıkış veren kapasitif bir sensör. Bu ise iki uçlu PNP çıkış veren bir sensör ve bu PNP çıkış niye PNP çıkış veriyor? Yukarı artı koymuşuz, aşağı koymuşuz. İki uçlu olduğu için yukarıdaki artıyı açık kontak aşağıya verecek. Yani e, sensör devreye girdiğinde artıyı aşağı eksik klemensine vereceği için bu PNP çıkış veriyor. Normalde açığı bu, normalde kapalısı da bu. Gelelim optik sensörlere. Optik sensörlerde yine yani çok fazla çeşit var. Bu bana optik sensörlerin alıcısı ve vericisi üzerinde olduğunu gösteriyor. Dışarı ok, içeri ok ve şuradaki kutucuk içi boyası olduğu için bana bir reflektörden yansımayı gösteriyor. Normalde açık kontaklı çıkış veriyor bu bana burada PNP mi NPM mi sembolle belirtilmemiş bu bir eksiktir. Normalde bunun belirtilmesi gerekiyordu. Beş uçlu reflektörden yansıması, yansımalı alıcı vericisi üstünde olan aşağıdaki ise bir yine optik sensörüm. Burada bir orta uç var normalde açık normalde kapalı veriyor. Yine bunda da eksiklik var PNP mi NPM mi çıkış verdiğini ne yapması lazım belirtmesi lazım. Sensörlerde söylediğimiz kural geçerli. Bunlar anahtarla menemono olduğu için S olarak isimlendiriliyor. Gelelim 3 uçlu normalde açık kontaklı. Bu sefer cisimden yansımalı. Cisimden yansımalı olduğu nereden anlıyorum ben bunun? Az önce içi boş olarak gördüğümüz kare burada taralı ya da siyah şekilde karşınıza gelebilir. Bu bir optik sensör alıcı vericisi kendi üstünde ve cisimden yansımalı normalde açık e, kontak çıkış veriyor. Yine burada da diyelim PNP mi NPN mi? belirtilmesi lazım da bu bir eksiklik. Bu da yine 5 uçlu cisimden yansımalı bir sensör. Bir normalde açık, bir normalde kapalı çıkışı var. Şimdi optik sensörlerde alıcı ve verici ayrı da olabilir. Bu bir 5 uçlu alıcı ve vericili optik sensör. Bu kısım vericisi buna direkt 24 volt verirsiniz. Bu alıcı kısmı. Bu da yine işte ışık geliyor mu gelmiyor mu ışık kesilirse çıkış verir. Normalde kapalı ve normalde açık kontakları var. Verici kısmının sembolü bu. Alıcı kısmının sembolü bu. Önün şu sensör bir, bir takım olarak kullanılır. Bunun vericisine siz S10 kullandıysanız alıcısına da yine S10 kullanmanız lazım isim olarak. S11 derseniz farklı bir sensör olur ama bunlar bir takım sensördür. O nedenle vericiye hangi ismi vermişseniz alıcı kısmına da aynı ismi vermek zorundasınız. Yine optik sensörler bu şekilde alıcı ve verici olarak karşınıza çıkabilir. Örneğin bu iki uçlu AC beslemeli, bu DC beslemeli. Bunlar verici kısmı, bunlar da işte alıcı kısmıdır. Bu farklı bir kaynaktan aldığım sembol. 1-3 besleme, 2 çıkış veriyor. Bu dikkat edecek olursanız şu pas yukarı doğru. Pas yukarı doğru olduğu için bu bana PNP çıkış veriyor. Normalde açık kontak. Burada ise işte 4 uçlu normalde açık kontak veriyor. NPN PNP belirtilmemiş. Yine bu şekilde de alıcı verici sensörlerde bu şekilde de basit bir sembol şeklinde gösterilir. Bu iki uçlu bir optik sensördür. Dediğim gibi ISS standartı o sensörler konusunda zayıf. Bunlar diğer kaynaklardan topladığım semboller. Yine alıcısı ve vericisi üstüne olan bir sensör. Reflektörden yansımalı bir sensör bu cisimden yansımalı da olabilir. Bu dediğim gibi şu anda sembol üstünde belirtilmemiş ama hani başta da söylediğimde bu projeyi çalıştığınız sizin dokümentasyonda ürünlerin detaylarının yazılı olduğu, isimlerinin yazılı olduğu, teknik detaylarının yazılı olduğu kısımda sensör bilgisini elde edebilirsiniz. Örneğin S28 dedik buna. S28'in işte satırına geldiğinizde eleman özelliklerini orada görebilirsiniz. Bir besleme, 3 besleme, 2 çıkış, pas aşağı doğru NPM bir çıkış ve normalde kapalı çıkış veriyor. Bu PNP bir çıkış, pas yukarı normalde açık çıkış veriyor. Bu da 4 uçlu, 1-2 beslemesi, cisimden ya da işte reflektörden yansımalı. 3 orta uç, 4 kapalı, 5 açık veriyor. NPM mi, PNP mi çıkış verdiği yine burada detaylı olarak sembol üstünde belirtilmemiş. Gelir manyetik sensörlere. Şimdi manyetik sensörler read contact şeklinde olabilir. Bu şekilde görebilirsiniz siz manyetik sensörün sembolünü. Şu ya da bu şekilde görebilirsiniz. Ya da bunlar hal elemanlı olabilir. Sağ taraftaki sensör resmine bakarsanız. Hal elemanlı olabilir. Daha çok pneumatik silindirlerin üstünde falan kullanırız biz bunu. Bunu yine sensör şeklinde görebilirsiniz projelerde. Şu sembol bana bunun dokunmatik bir sensör olduğunu gösteriyor. 3 Üç uçlu NPN çıkış veriyor ve normalde açık kontaklı bir çıkış veriyor. ESC standartına bakacak olursanız da daha basit bir kontak şeklinde aşağıdaki sembolle göstermişler. Gelelim ultrasonik sensörlere. Bu 3 uçlu bu ultrasonik sensör. MPN çıkış veriyor. Pars aşağı doğru normalde kapalı bir kontak çıkış veriyor. 1, 3, besleme 2 çıkış. Burada da yine 1, 3, besleme seme 2 çıkış ama bu PNP yani pars yukarı olduğu için PNP bir çıkış veriyor ve normalde açık kontak uyarı geldiğinde algıladığında kapatarak çıkış veriyor. Şu sembol termokupulun sembolü. Rezistans termometresi olabilir. PTC ya da NT olabilir. Şu şekilde basit sembollerini görüyorsunuz aşağıda. Şimdi okların yukarı olması, yukarı aşağı olması NTC PTC ayrımını yapıyor. AES böyle bir şey vermiş ama uygulamada NTC ise bu T eksi burada şekilde gördüğünüz gibi eğer bu bir PTC ise T artı şeklinde daha sık bir görünümü göreceksiniz. Sembol görünümünü göreceksiniz. Şimdi isimlendirmelerde dikkatinizi çektim bilmiyorum ama mesela eksi F0 ya da tire F2, tire S0 ya da işte tire Q11 gibi bir şey görüyorsunuz. Bu aslında lokasyon kodudur. Burada gördüklerinizin hepsi eksi. Lokasyon kodudur. Lokasyon kodu ne demek? Birkaç tane kod vardır. Eşit eşit bu projenin ne olduğunu gösterir. ATH örneğin Atatürk Havalimanı projesi. Tek eşit koyduğunuzda bu proje çok büyük bir proje olabilir. Bölümlere ayrılmıştır. DH mesela dış hatlar kısmının projesi olabilir. Yine dış hatlarda da bir sürü şeyler var. Kısımlar var, panolar var, sistem var. Mesela artı artı ADO ise ana dağıtım odasına gösterir lokasyon olarak. Mesela tek artı varsa ADP1 ise ana dağıtım odası içerisinde birçok pano olabilir. Ana dağıtım panosu biri gösterir gösterir bu. Yani artı ADP1 Q11 gibi bir lokasyon kodu görürseniz siz sembolün yanında bunun anlamı şu. Ana dağıtım panosu birin içerisindeki Q11 kontaktörü anlamına gelir bu. E diğer eşleşitler eşit eşitler artı 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 bunlar nerede diye sorarsanız bu kadar uzun uzun yazılmaz projelerde pano ismi ve elemanın ne olduğu lokasyon kodunda belirtilir. Diğer işte Atatürk Havalimanı projesi mi, dış hatlar mı? Bu projenin altında, üstünde, antetinde ya da kapağında zaten yazar. Şimdi gelelim burada sembolleri gördük ama elemanlar nasıl yerleştiriliyor? 3 kutuplu sigorta gördüğünüz gibi. Bu güç kontaktörü. Bu ve termik rölem, güç devresine bağlantı ucu. Bu da benim üç fazla asenkron motorum. Burada kontaktör ve termik röle akupla bağlı olabilir. Bu şekilde olabilir. Bu tek kutuplu otoman sigortayı gösteriyor bana. F0. F2 termik rölenin ya da aşırı akım rölesinin üstündeki 95-96 nolu kontağı gösteriyor. 21-22 S0 stop butonunu normalde kapalı butonu. S1-13-14 normalde açık butonu start butonunu gösteriyor. A1-A2 zaten kontaktörün üzerindeki bobin uçları. 13-14 K1 ise benim mühürleme kontağım. Bir de bu bu kontaktörün üstündeki yardımcı kontaklar. Tek aç şeması olarak gösterilebilir bu projeyi kısaltmak için. Burada devre şemasını sağda görüyorsunuz. Bu devre şemasının solda tek aç şeması olarak çizilmiş. L1, L2, L3 beslemenin olduğunu gösteriyor 3 fazın. 3 tane çizgi ya da çeltik neydi? Hatırlarsanız videonun başında anlatmıştım. Burada 3 tane kablonun olduğunu bana ne yapıyor gösteriyor. Bu şekilde de gösterilebilir. Mesela burada yukarıda 5 tane çizgi konmuş yani çizgi konmuş yanına 5 yazılmış. L1 2, L3, N ve PE. Aşağıda örneğin 4 tane var. Burada topraklama geçtiğini gösteriyor bana. 3 vaz bir topraklama PE ile etkeninin geçtiğini gösteriyor. Bu şekilde tek hat şeması olarak da ne yapabilir? Verilebilir. Bu bir selonit valve. Selonit valve'de de şekil, sembol bu. X1, X2 olarak klemens isimleri veriliyor isimlendirmeli ise Y1 Y2 Y0 Y3 buna benzer isimlendirme ne yapılabiliyor verilebiliyor. Bu bir genel elektromanyetik çalıştırmayı gösterir. Bana bir bobini gösterir. Ha bu bir kilitleme olabilir. Resetleme işleminde kullanılan bir bobin olabilir. Genel bir elektromanyetik çalışmayı gösterir. K1 K2 K0 neyse bu şekilde etiketlenir, isimlendirilir. Klemen suçlarda yine kontaktörlerde zaman rölelerinde olduğu gibi A1 A2'dir. Bunu detaylandıralım. Eğer bu bir düşük gerilim bobini ise nerede kullanıyoruz. MCCV'lerde, kompaktlarda ya da motor koruma şalterlerinde kullanıyoruz. Hatta bu sigortalarda, otomat sigortalarda da var. Bununla ilgili de yine detaylı videolarım var YouTube kanalımda. Bunu inceleyebilirsiniz. Bu bir örneğin Q1 kompakt şalterinin düşük gerilim bobini. Bunun klemens uçları D1, D2'dir. Bu bir uzaktan açtırma bobini olabilir. Yine Q1'in, Q3'in, Q5'in neyse. Bunun da uçları uzaktan açtırma bobini C1, C2 olarak gösterilir. Solid State Röleler. Burada işte yardımcı röle ise bu. Bu solistik K1, K1, K2, 3 Eğer bir güç üç fazla işlem yapıyorsa ya da bir DC devrede büyük güçlü motor çalıştırıyorsa Q olarak isimlendirilir. Bobin uçları yine A1, A2. Bunun çok çeşitli sembolleri var. Şu birinci sembol burada normal bobin gibi gösterilmiş ama kontak farklı gösterilmiş. Burada farklı gösterilmiş. Örneğin burada da bir optik izolatör gibi gösterilmiş. Şurada bunlar her biri bobin gösterimleri ya da kontak gösterimleri. İşte şu şekilde olabilir. Olabilir de hani bu çok detaylı bir gösterimdir. Gösterebilirsiniz ve doğrudur ama projeyi okuyanların kafasında karışıklığa yol açmasın diye. Projelerde normal kontaktör sembolü, normal kontak sembolü gibi gösterilir. Hani daha önce bahsetmiştim ya bir malzeme listemiz vardır, dokümantasyonumuz. Orada bunun özelliği ne olduğu detaylı olarak anlatılır. Ürün kodu bile vardır orada. Bu gösterimler doğrudur ama bunu görmediğiniz zaman da işte normal bir kontaktör bobin ve konta olarak gösterilebilir. Bunda detayları illaki projenin detay sayfasında listesinde verilmiş olması lazım. Darbe şalteri ya da impuls röle olarak derler. Aydınlatma da geçer bu. K1, K2, K3 yine yardımcı röle gibi isimlendiriliyor. Burada yukarı bir pulse verilmiştir. Bu aydınlatma da işte bastınız çalıştı. Aynı butona bastın söndü şeklinde kullandığımız bir eleman. Bu yukarı impuls şeklindedir. Ama bunu flaşör röle ile karıştırmayın. Hatırlarsınız yanıp sönen zaman rölen vardı benim. Orada ise bu tam karedir. Burada ise darbe şalterinde ise yukarı pas şeklindedir. Bazı gösterimlerinde şurada çapraza çizgi de atılmış olabilir. Bu ya da bu şekilde gösterilir ama daha çok karşınıza en yukarıda gösterdiğim şu fareyi görüyor musunuz bilmiyorum. Şu gösterim şekline gelecek. Zaman saatleri. K olarak isimlendirilir. Zaman saatleri. Bunların gösterimlerini basit gösterimleri bu. Elektronik zaman saati kontak gösterimi. Bu elektromekanik zaman saati ya da elektronik de olabilir. İşte orta uçlu kontak gösterimi şeklinde. Gelelim sayıcılara. Sayıcıların bobinleri bu şekilde gösterilebilir. A1 A2 işte üstüne sayma uçları konabilir. Konmayabilir de. Beslemesi ayrı olabilir. Farklı bir yapıda karşınıza çıkabilir ama burada mesela gösterilmiş sayıcı var. Burada bir tane normalde açık kontağa çıkış vermiş. N olduğu zaman manuel resetli yani üstten reset atıyorsunuz. Eğer sıfır varsa burada bu bir elektriksel resetli yani üstündeki bir klemense siz giriş yapıyorsunuz. O klemense enerji olduğunda işte sayıcıyı sıfırlıyor şeklinde. Kontakları bu şekilde açık ya da kapalı karşınıza gelebilir. Aşağıda ise elektromekanik bir sayıcıyı gösteriyor. Bu sayıcılar temel olarak sembolleri bu. Bu şekilde gösteriliyor. Sayıcı cihaz olarak gösterdiklerinde yine bu şekilde cihaz resmi sembol olarak karşınıza ne yapabilir? çıkabilir. Şimdi bu bir kristal ya da bir kondansatör gibi bir sembol. Bu aslında bir kontaktörün sembolü. A1, A2 yine Q. Bu sembolün gösterim şekli ne? Bu gösterim şekli şu. AC ya da DC ve bir farklı gerilim aralığında çalışabilen bir kontaktörü gösteriyor bana. Yanılmıyorsam ABB'de böyle bir ürün var. Yani AC ya da DC vermeniz fark etmiyor. Ya da 24 ya da 220 volt vermeniz fark etmiyor. Her türlü her gerilim tipinde ve her gerilim seviyesinde çalışıyor. Yani bu şekil şekilde projede çizmeniz doğru ama hani normal bir kontaktör sembolü gibi de karşınıza gelebilir. Detay sayfasında bildirilmiştir. Dediğim gibi daha önce yarı iletkenlerde ya da bunda söylediğim gibi çok fazla bazı kişiler sembolleri detaylandırmak istemeyebilirler. Çünkü uygulayıcısı eğer çok profesyonel, çok tecrübeli biri değilse proje onun için çorba olur. Bu neydi, bu neydi diye. Onları detay kısmında verilebilir. Zaten projeye başlamadan önce detay kısmındaki malzemeler bir çıkarılır, ortaya konur, yerleştirilmesi yapılır. Ondan sonra pano montajına başlanır ama doğru gösterimi bu. Termostatlar normalde açık kontağı, normalde kapalı kontağı bu. Yine bilmiyorum ama emin değilim S olarak gösterilebilir bunlarda. O kısım detayı yok ASI normunda. Nerede kullanıyoruz bunları? İşte ütülerde kullandığımız, ısıtıcılarda kullandığımız ya da işte bir metal termostat dedikleri bazı motor korumalarında kullandığımız elemanlar bunlar. Eğer bu bir motor koruma, sıcaklık koruma rölesine aitse bu şekilde 1-2-3 şeklinde de ne yapabilir? Karşınıza çıkabilir. Bu mitatörler yine switch'ten gelir. Bu bir güç elemanı değildir. Bu bir kademe seçicidir. Kademe seçici olduğu için Q olarak isimlendirilmez güç elemanı değildir. Switch'tir. S olarak isimlendirilir. Burada 1, 2, 3, 4 kademeli bir komütatör var. Örneğin orta uç 1'de 1'de 2'de 2'de 3'te 3'te 4'te 4 dolu çıkışta Clemens'te ne yapar? Enerji verebilir. Yani bu şekilde de görebilirsiniz. Ya da kayar bir komütatör varsa bu sembolle de ne yapabilir? Karşınıza çıkabilir. Bu bir merkez kaç anahtarı. Bir fazla motorlarda yardımcı sargıyı devreden çıkartmak için kullanıyoruz. Burada bir rotation dönüş gösteriyor. Bir iki normalde kapalı bir kontak çünkü açıyor yardım sergi devreden çıkarıyor. Anahtarlama işlemi yaptığı için bu yine S0 S1 S2 S3 olarak isimlendiriliyor. Şimdi gelelim devre kesicilere ya da ayırıcılara. Bu ana anahtarlama işlemi olduğu için isimlendirmeler Q0 Q1 Q2 Q3 gibi gider. Devre kesicisinde burada çarpı vardır. Ayırıcıda burada T düz çizgi vardır. Bu o OGYG'de ama AG'de bu semboller biraz birbirine karışmıştır. Daha önce de bahsettim işte burada çarpı olabilir paket şalterde ya da düz olabilir ya da işte diğer elemanlarda nerede görmüştük? Kaçak akım öylesinde RCCB'de görmüştük. Burada çarpı ya da düz olabilir. Bu AG elemanlarda çarpı ya da düz T olması biraz karışmıştır ama o OGYG elemanlarında çarpı görüyorsanız devre kesicidir. T görüyorsanız bu bir ayırıcıdır. Ayırıcı yük altında açma kapama yapmaz. Devre kesici yük yük altında açma kapama yapar ya da yük altında açma yapabilen ayırıcılar vardır. Yük ayırıcıları onların da sembolü bu şekildedir. Jeneratörlerin olduğu kısımlarda otomatik transfer panolarımız vardır. Otomatik transfer panolarının sembollerinin gösterimi bu şekilde. Gelelim yüksek akım anahtarlama kontakları diye başlık aldık ama bunlar sigortalı açma kapama yapan elemanlardır. Bu bir sigortalı anahtar, sigortalı yük ayırıcısı ve sigortalı yük ayırıcısı yük altında açma kapama yapabilen. Bunları mesela şu yük altında açma kapama yapamazsınız şeydeki sağ üstteki resimde. Yani enerji altında, ark altında güvenli değildir. Açma kapama yapamazsınız ama mesela şurada ortadaki resimde yük altında açma kapama yapabileceğiniz bir sigortalı yük ayırıcısını görüyorsunuz. Bu topraklama ayırıcısı işte enerji kesildikten sonra L1, L2, L3 fazını kapasitif gerilimi atmak ya da işte herhangi bir olası durumda sisteme iletkenlere enerji verilirse bir yanlışlıkla toprağa aktarıp hat üzerinde çalışma yapan kişileri korumak amacıyla kullanılan topraklama ayırıcısı. Bu doğrultucu d 1 T2, T3, T4 neyse T olarak isimlendirilir. Yine inverter T olarak isimlendirilir. Bu bir lineer motorun genel sembolüdür. Bu üç fazlı lineer motorun genel sembolüdür. Aşağıdaki step motorun genel sembolüdür. Seri universal motor, hani bizim elektrik süpürgelerinin içindeki motor var ya o. U1, U2 uçları var. Yine U1, U2 uçları olan senkron motor var. Bir fazla bir senkron motoru bana ne yapar? Gösterir. Bu bir şönt doğru akım motordur kutuplar paralel bağlıdır A1 A2 doğru akım motorlarında endüvi uçlarıdır kutup uçları ise şönt ise E1 E2 olarak isimlendirilir burada mesela seri doğru akım motoru var D1 D2 olarak isimlendirilir Yine burada bir komput var hem seri hem şönt uçları olan. Bu işte E1 E2 şönt uçları isimlendirilir. D1 D2 seri uçları isimlendirilir. Ha seri uçlara S1 S2, şöntede F1 F2 denebilir ama daha çok E1 E2 ya da işte D1 D2 şeklinde karşınıza çıkacaktır. En iyi uçları ise A1 A2'dir. Senkron jeneratör şu üstteki sembol ve sabit mıknatıslı bir senkron jeneratör olduğunu gösterir bana. Aşağıdaki ise bu biz yine senkron jeneratördür. Uyartım sargısı olan, dışarıdan uyartım sargısı olan bir senkron jeneratördür ve bobin uçları dışarı çıkarılmıştır. Yıldız bağlanmıştır belki dışarıda ya da başka şekilde bir bağlantı yapılmıştır ama bobin uçları direkt çıkarılmıştır. Yine motorlarda olduğu gibi U1, V1, W1, U2, V2, W2, W2 şeklindedir. Burada ise yine dışarıdan uyartımlı bir senkron jeneratörü görüyorsunuz. F1, F2 bunların uyartım sargı uçları bu içeride yıldız bağlanmış ve nötr noktası olarak en alttaki sembolle dışarı çıkarılmış. Transformatör T olarak isimlendiriliyor. Bağlantı şeması bu tek hat şeması. Bu giriş LN, L üssü N üssü şeklinde iki ayrı çift sarımlı trafo. Bu bir oto trafosu. Bağlantı şeması bu, tek hat şeması bu. Yine T olarak isimlendiriliyor. LN, L üssü N üssü yine çıkış uçları. Tek sargılıdır. Orta kuşlu bir trafodur oto trafosunu hatırlarsanız. Akım trafosu bu ne diyelim ana bara giriş ve çıkışları ya da içinden geçen kablonun giriş ve çıkış olarak büyük K olarak isimlendirilir. Küçük K küçük L ise bunun sekonder sargısından bağlantı yaptığımız klemenslerdir. Yine bağlantı şeması ve tek hat şeması bu şekildedir. Varyak trafo T olarak isimlendirilir. Tek hat şeması, bağlantı şeması bu. Bu çift sargılı bir varyak trafodur. Şu ayar yapıldığını gösterir. Yine LN, L üstü, N üstü bunların uçlarıdır. Yine varyak trafo ama bu oto trafolu yani tek sargılı bir trafo. Bu sembol pot sembolü ya da ok sembolü. Bu ok sembolü bunun bana bir ayarlı trafo olduğunu ne yapar? Gösterir. 3 fazla trafo. Bu L1, L2, L3, U1 üssü, U2 üssü, U3 üssü çıkışları bu. Üç fazla bir trafo bu. Giriş yıldız bağlı, çıkışı üçgen bağlı bir trafo. Burada ise giriş yıldız bağlı, çıkışı zikzak bağlı, 3 fazla ayrı ayrı sargılı, bağımsız sargılı bir trafoyu gösterir bana. Yine kademe değiştiricili 3 fazlı trafo. Bu şu. Yine ayrı ayrı bağımsız primer ve sekonder sargıları var. Burada kademe değiştirici bir sistem var. Gerilim düştüğünde gerilim yükseltmek için falan kullanılan bir otomatik sistem ya da manuel sistem var ya. Bana onu gösteriyor. Yine 4 kademeli. Bu bir otomatik sistem. Aşağıdaki ise 4 kademeli. 3 fazlı transformatör bağlantısı. Yukarıdaki yıldız üçgen aşağıdaki ise yıldız yıldız. Burada yine kademeleri değiştirerek gerilim ayarı yapabiliyorsunuz. Manuel olabilir. Bir şalter yardımıyla olabilir. Yine yukarıdaki de bana kademe değiştirici bir trafoyu gösteriyor. Arasındaki fark ne? Çok net bilmiyorum ama yukarıdaki otomatik bir sistemle aşağıdakinin ise yine manuel bir şalter sistemiyle yapıldığını gösteriyor olabilir. Bunu da emin değilim. Ve arkadaşlar YouTube videosunun altına yorum yazarsa sevinirim. Bu ayrı ayrı bir fazla trafonun yıldız üçgen bağlanmasıyla oluşturulmuş üç fazla bir trafo. Bu bağlantı şeması, bu tek at şeması, yıldız üçgen aradaki 3 üç bana bunun 3 ayrı trafonun birleştirilmesiyle oluştuğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Bu bushing tipi bir gerilim trafosu, ölçüm trafosu mikrofosu bu. bu bağlantı alıyor ve L1-L2 fazına bağlanmış ya da nötre de bağlanabilir. Bunun primer sargıları. U1 üssü U2 üssünden de çıkış verilmiş. Tek açaması ya da bağlanış bu şekilde görüyorsunuz. Bushing tipi bir akım trafosu bu. Yine neydi akım trafolarında? K-L primerdi. Küçük K-L ise sekonder uçlarıydı. Bu bushing tipi olduğunu gösteriyor bana. Şimdi lojik gösterimlere gelelim. Yol vericiler. Genel sembol bu. Step motor sürücüsü bu. Regülatörlü yani bir ayarlı gerilim kaynağıyla yol verme bu. Devir yönü değiştirmeli direkt yol verici. Bu bir anahtarlama işlemi olduğunu gösterir. Bu. Bu ne? Bu şu. işte arada mekanik kitlemesi olan direkt kontakların iki fazın yerini değiştirdiği bir yapı. Bir sistem yani iki ayrı kontaktörden oluşturulmuş bir kit şeklinde bir ürün diyebilirsiniz. Ya da bunu işte lojik olarak gösterip siz pano üstüne bağlantıyı yapabilirsiniz. Yıldız üçgen yol verici yine otomatik olarak yıldız üçgen yol verme ile ilgili de zaten video çekmiştim. Bu ototrafosu ile ilgili yol vericinin lojik gösterimi. Şu sembol bir plana çok benziyor ama bu yumuşak yolcu verici soft starter gösterirken bu variable speed driver yani motor sürücüsünü bana ne yapıyor gösteriyor. Reaktörlerimiz var. L olarak isimlendiriliyor. X1, X2 olarak klemensleri dışarı çıkarılmış. Reaktörleri nerede kullanıyoruz? Harmonik önlemede ya da kompansasyon sistemlerinde kullandığımız şönt ya da seri reaktör filtre bobinleri bunlar. Gelelim parafudurlara. Yine parafudurlar F olarak isimlendiriliyor. Sigortalarda, termiklerde olduğu gibi F1, F2, F3. Bu bana para parafudur olduğunu gösteriyor. Bu 3F artı 1N dediği 3 fazla ve 1 nötrde parafudur var. 3F dediği sadece 3 fazla konmuş AG tipi ya da işte ogyg tipi parafudur olduğunu gösteriyor. Isıcıların sembolü bu şekilde getleme isimlendirme E1, E2, E3, E0 şeklinde oluyor. Arkadaşlar uzun bir video oldu bu ama gerekli olduğunu düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.